Teşekkürler Melike. Sizlere dünyanın öteki ucundan sesleniyorum bu sefer. Gerçekten öyle. Ama bu imkan artık elektronik imkanlar çevrim içi ortam hepimize bu olanağı da sağlıyor. Bugünkü toplantıyla birlikte Global Akademi Söyleşilerin yeni dönemini açıyoruz. Bahar dönemi. Bahar döneminde Aykut Kibritçioğlu hocamız bize kolaylaştırıcılık yapmayı kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu dönem nasıl bir şey yapalım diye düşünürken aslında daha çok makro ekonomi üzerinden gidecektik. Ancak maalesef Türkiye'de tabii bir felaketle karşı karşıya kaldık. Deprem yaşadık. Bunun etkilerini hala yaşamaya devam ediyoruz. Ve depremden sonra da başka tür sorunlar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu uzun yıllara yayılacak bir sorunlar yumağı olacak. Ve tabii bunların yanı sıra başka tür felaketler diyeyim tırnak içinde yıllar içerisinde yaşadığımız krizler vesaire var. Tüm bunların nasıl yönetilmesi gerektiği, şehirlerde yaşarken nasıl yaşamamız gerektiği, bu felaketlerin arka planındaki hazırsızlık veya hazırlılık durumları nasıl hazır olunur bunlara karşılık vermek için ya da olup bittikten sonra bu işin ekonomisi nedir gibi, sosyolojisi nedir gibi konuları ele alalım diye düşündük bu dönem. Ona göre de birlikte bir çerçeve oluşturduk. Şu andan galiba 5 konuşmamız hazır diye hatırlıyorum, yaza kadar planlanmış var. Dolayısıyla her zaman olduğundan biraz daha sık bir araya geleceğiz bu dönem. Yani ayda bir değil, neredeyse 2 haftada bir, 3 haftada bir arada olacağız diye umut ediyorum. Ben tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konuşmacımız olan Murat Tiryakioğlu Hoca'ya da bize katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Aykut Hocam, söz sende. Ben aradan çekiliyorum. Çok teşekkürler. Ben izninizle ekranda bir görüntü paylaşacağım. Hocamızın dediği gibi gerçekten beklenmedik bir şey oldu ve biz düşündüğümüz şeyleri değiştirip farklı bir program hazırlamak durumunda kaldık. Dolayısıyla tabii başta bir iktisatçının yönetmesinin makul gözükebileceği bir Bahar Söyleşileri dizisi varken ortada, kafamızda öyle bir şeyler geçiyorken, tam benim öneri yapacağım sırada hocanın da dediği gibi deprem olunca iş değişti. Deprem varken başka konuları konuşmak biraz tuhaf olacaktı. Dolayısıyla ilk aklımıza gelenlerden biri tabii Murat Hoca'ydı. Arkasından diğer disiplinlerden, diğer alanlardan da birilerini ekleyerek bu listeyi genişlettik. Fakat bu sefer tabii bana ihtiyaç var mı diye bende bir kuşku oluştu. Çünkü iktisadın bayağı dışına çıkacağız gibiydi. Oysa pek de öyle değil. Önce onu, yani Mustafa Hoca tamam beni sağ olsun davet etti bu oturumları yönetim diye ama bir iktisatçı olarak hala daha bu konuların içinde böyle söyleşiyi modere edecek birisi olarak yer almam mantıklı mı değil mi? Onu düşünürken kendi kendimi ikna ettim. Dedim ki Mustafa Hoca tamam bir şeyler biliyordur ama bu konular da hakikaten bizlerle ilgili, iktisatçılarla, sosyal bilimcilerle ilgili. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi ya da daha çok böyle enerji, ekoloji, ekonomi etkileşimi hakkında bir konuşmalar, söyleşiler dizisi yapalım derken karşımıza çıkan bu büyük deprem, yani beklenmedik ölçüde yaygın bir alanda çok fazla sayıda insanı etkileyen, çok fazla şehri etkileyen ve en son hatırladığımız o 1999'daki depremden bile 3 kat daha fazla güçlü olduğu söylenen bir depremle karşılaştık. Bu yetmiyor gibi. Haftalar geçtikten sonra üzerinden bir de 2 gün önce, 2-3 gün önce aşağı yukarı aynı bölgede bir sel felaketi yaşandı. Dolayısıyla bütün bunların hepsini bir yere getirince doğal afetlere yakından bakmak gerekti. Peki bunun iktisatla bağlantısı ne? Nasıl kurulabilir? Ben hani kolaylaştırıcı sıfatını biraz kötüye kullanacağım belki ama 4-5 sunumun girişinde ayrı ayrı konuşacağıma tek seferde konuşup
bütün konuşmalara şimdiden yol açmaya çalışacağım. O anlamda bir kolaylaştırıcılık yapmak istiyorum. Başlangıç noktası olarak 16 tane küresel endekse bakmıştım 2021-22 gibi. Bunlardan bazılarını hızlıca söyleyeyim. Farklı ulusların, farklı ülkelerin demokrasi, küresel gıda güvenliği, kırılganlık, genel kırılganlık, özgürlük, rekabet gücü, rekabet edebilirlik, ekonomik karmaşıklık, barış ve işte barış endeksi, küresel barış endeksi ya da işte başarı endeksleri var. Eşitsizliği azaltmaya yönelik hükümetlerin çabalarına göre ülkeleri sıralamaya yönelik endeksler var. Sosyal ilerleme endeksi var. Şeffaflık endeksi var. Pardon, şeffaflık Uluslararası Şeffaflık Enstitüsü'nün yolsuzluk algısı endeksi var. Tabii ki Birleşmiş Milletler'in İnsani Kalkınma Endeksi var. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi var. Bir de Dünya Mutluluk Endeksi var. Benim seçmeye çalıştığım başlıca endeksler bunlardı. Bunlara göre Türkiye'nin durumuna bir bakayım dedim. En azından 2019, 20, 21 yıllarına ait en son verileri bularak Türkiye'yi bir sıralamaya çalıştım. Bu grafikteki eksende dünya ortalamasının yüzdesi olarak Türkiye'nin endeks değerini görüyorsunuz. Yani 100 demek biz dünya ortalamasında vasat bir performansa sahibiz demek. Her bir nokta ayrı bir endekse göre bizim 2019-2021 yıllarındaki durumumuzu gösteriyor. Dünya ortalamasının üzerinde isek o zaman şu bölgede bir yerdeyiz. Fakat dünya ortalamasının altındaysak burada kalıyoruz. Baya kötü performansımız. Dikkat ederseniz bu noktaların çoğu endekslere göre Türkiye'nin nispi yeri pek de parlak değil. Yatay eksende neyi gösteriyoruz? Burada da Türkiye'nin endeks skorunu görüyoruz. Bütün endekslerin değerlerini 100'e getirirsek, en iyi değer 100 dersek, 0 en kötü değerse nerede bulunuyoruz onu görüyoruz. 50 şurasıysa bu sefer de iyi bir performans sergiliyor olmak için şu tarafta olmak gerekiyor. Yani 50'nin üzerinde hiç değilse olmak gerekiyor. Belki 80'in üzerinde olmak gerekiyor. Öte yandan dünya ortalamasının üzerinde olmak da şurada olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla ikisini birleştirirseniz ideal yer şurası. Yani bizim bu noktaların 16 endekse göre durumumuzun olabildiğince şuraya, kuzeydoğuya denk düşmesi durumunda biz iyi durumdayız demektir. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani gece gündüz iktisatçıların pek çoğunun bile kur, borsa, faiz gibi önemli ama tek iktisadi sorunu oluşturmayan konulara kafa yorması, onları konuşması gündemi bulandırıyor ve uzun vadeli, daha ulaşılması zor olan siyasetçilerin de doğal miyopik bakış açıları nedeniyle bu konulara çok da fazla kafa yormadıkları bir ortam var. Yani buralara gitmek için siz program yaparsanız, seçmenlerin karşısına çıkarsanız bunlarla çok fazla oy alamayabilirsiniz. Çünkü kısa vadede sonuç getirmeyecek şeyler bunlar. Peki bizim yapacağımız şey ne? Noktalar şurada. Türkiye olarak bütün ülkeler gibi biz de şu Kuzeydoğu'ya gitmeye çalışacağız. Bunu yapmak için Türkiye'de 2006-2007'den beri ne söyleniyor? En azından 2006-2007'den beri. Başta Fatih Özetay Hoca olmak üzere pek çokları. Hatta bu arada ciddi iktisat akademisyenlerin yanı sıra bir de siyasetten bakanlar, ekonomiyle ilgili bakanlar da Ali Babacan, Mehmet Şimşek defalarca bu yapısal reformların bir an önce yapılması gerektiğini söylediler. Peki yapısal reformlar yapılsaydı veya bundan sonra yapılırsa biz hakikaten Kuzeydoğu'ya gelir miyiz? Ben de bir zamanlar bunun iyi bir şey olacağını, bizim itici gücümüz olarak buralara ulaşmamız için yeterli olabileceğini düşünüyordum ama artık değil. Çünkü o kadar çok gecikildi ki yapısal reformlarla sizin ağız cephesinden uzun vadede işte ister devletçi ve korumacı ister serbest piyasa yanlısı olsun bunlarla uzun vadede belki büyüme ve adil bölüşüm açısından bir yerlere gelmenizi sağlar ama bu önlemler işte en çok kafa yoranlardan biri Mahfiye İlmez Hoca'nın mesela somut bir liste çıkartmıştı. Daha buna benzer bazı çalışmalar var ama bunlar yeterli değil artık. Niye? Çünkü küresel ortamda bir takım eğilimler var, hızlı gelişmeler, değişiklikler var. Bunlardan bir tanesi biz yeni sanıyoruz ama çok da yeni değil aslında. Küresel ısınma ve iklim değişikliği olgusu var. Bu da doğal afetlerle çok yakından ilişkili bir gelişme. Dolayısıyla ne gerekiyor? Enerjide bir transformasyon gerekiyor. Enerji dönüşümü gerekiyor. Energiewende diye Almanlar başlattı bile. Pek çok ülke onları izledi ama bu yetmiyor.
Ve bunu yapabilmek o kadar kolay değil çünkü yeşil inovasyon ve onun finansmanı gerekiyor ve zamana ihtiyacınız var. Bugünden yarına enerji sistemini değiştirebilmeniz mümkün değil. Ama bunlara kafa yormak gerekiyor. İklim, çevre ve enerji politikalarımızı ona uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Yani yapısal reformların üzerine bu alanlarda atılacak adımlar geliyor. İkincisi, bu toplantıyı düzenleyen ekibin tabii ki uzmanlık alanına çok daha fazla giriyor. Uluslararası göç dalgaları var. Giderek artıyor ve dünyayı pek çok açıdan sert bir şekilde etkiliyor. Üstelik bir de bunun küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle etkileşimi var. Üçüncüsü, ekonomik küreselleşme. Küreselleşme arttıkça ülkelerin birbirlerine karşı bağımlılıkları artıyor. Mal, hizmet, faktör, ticaret açısından. Ama bir de bu arada mesela COVID pandemisinde yaşadığımız gibi bir takım salgınların yayılması da kolaylaşıyor. Bu küresel hareketliğin yüksek olması durumda. Başka ne var? Bir de artık dijital transformasyon var. 2011 miydi? Almanların başlattığı işte 4. sanayi devrimi vesaire. Onların türevleri. Dolayısıyla bir dijital transformasyon süreci var. Hatta bu işte enerji transformasyonuyla sanayi devrimini bir araya getirirseniz dijital transformasyonu ikiz transformasyon deniyor. Değil mi bunları? Dolayısıyla şimdi bu ortamda bir de küresel riskler var. Küreselleşme artmış. Uluslararası göç dalgaları zaten küreselleşmenin iş gücüyle ilgili ayağı aslında. Küresel ısınma iklim değişikliği var ve sanayide bir dönüşüm gerekiyor. Yani o neolitik devrim, tarım devrimi, arkasından sanayi devrimi var. Sanayi devriminin 4. versiyonuna geçtik. Ve bunun da etkilerinin nereye varacağını henüz bilmiyoruz. Şimdi bu ortamda tabii küresel riskler de artıyor. Ve bunlar için de en çok da çevresel riskler dikkat çekiyor. Ve şimdi son 2020'den beri gördüğümüz gibi toplumsal bazı riskler, özellikle salgın riskleri çok önem taşıyor. Dolayısıyla Türkiye sadece o alıştığımız gibi şuradaki yani işte Mahfi Hoca'nın veya genelde literatürde söylendiği gibi ya da bir takım hükümetlerin programlarında belirtildiği gibi yapısal reformlar yaparsa artık sorunlarını halledemez. Çok daha karmaşık bir ortam var. Çok daha işimiz zor. Türkiye'de bir de bunun üzerine yani bütün bu konular uzun vadeli şu ana kadar saydıklarım ama bir de kısa vadeli bir sorun geliyor. O da mevcut para ve döviz rezervi politikaları pek bilimsel iddialarla örtüşmüyor, temellere oturmuyor. Dolayısıyla şimdi o programın mesela terk edilebileceği söyleniyor. Para politikası, kur politikası o zaman boşuna mı uyguladı? Şimdi bu kısa dönemli politikaları bir kenara bırakırsak her ne kadar önemliyse de yapısal reformlar yeterli mi? Yetersiz. Ancak bütün bu yukarıdakileri bir arada çözecek bir ortam olursa biz hakikaten rahatlarız, ferahlarız. 2018 yılında 2-3 aylığına Almanya'da konuk araştırmacıyken orada Wuppertal Enstitüsü'nün yayınladığı bir kitap vardı. Büyük Transformasyon diye. Karl Polanyi'nin aynı adlı kitabından esinleniyorlar. Almanya'daki sanayi devriminden, yeni sanayi devriminden dijital transformasyona esinleniyorlar ve Almanya için daha sade, onlar için belki çok kapsamlı ama bize göre çok sade bir transformasyon programı öneriyorlar. Devasa kalın bir kitap. Ben onu gördüğümden beri zaten söylediğim şeylerin aslında bu olduğunu gördüm. Yani yapısal reformlar yetmiyor. Ne yapmamız lazım? Büyük transformasyon. Bizim transformasyonumuz da en azından şunları kapsamalı. Burada tabii özetini gösteriyorum size. Şimdi bu yapısal sorunlarımıza çare bulabilmek için büyük transformasyonu başlatacağız. Ama bunun bir bilançosunu çıkartıp yola çıkmak lazım. Kamu kesimi, özel kesim, hane halkları, sütunları artırabilirsiniz. İklim değişikliği ve diğer bütün açılardan ne durumdayız? Hazır mıyız? Kısmen hazır mıyız? Hazırsak hiç yapacağımız bir şey kalmadı. Bunlara kafa yormak gerekiyor ki şu büyük transformasyonun üstesinden gelebilelim. Ve bu da çok kolay bir şey değil. Şimdi afetlere geliyoruz tabii. Bu küresel ısınma iklim değişikliği deyince aslında bizi gerileten bir şey. Yani biz çok uzun yıllardır, birkaç yüzyıldır dünya olarak küresel olarak bir büyüme sürecindeyiz. Fakat bu sırada fark edildi ki geç de olsa bu aslında çevreye zarar veren bir büyüme. Küresel ısınma, iklim değişikliği başta olmak üzere. Benim üniversitede iktisat okumaya başladığım dönemlerde sadece çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği gibi alanlardan söz ediliyordu. Ama artık küresel ısınma ve iklim değişikliği var. Dolayısıyla hemen herkesin hatırlayabileceği türden birkaç kitap koydum buraya. Jared Diamond'ın mesela 2005 tarihli kitabı, orijinalini kastediyorum. Ulusların, çeşitli ülkelerin neden çöktüğünü anlatıyor ve bunların başında da en başta gelen sebeplerinde bu çevreye karşı
zarar verici politikalar, uygulamalar olduğunu sergiliyor. Çok uzun yıllar, yüzyıllardır değişik ülkelerden örnekler veriyor. Daha yeni bir kitap. Geçenlerde aldım. Peter Watson'ın kitabı. 2020 tarihli, yeni çevrilip basılmış. Onun içinde mesela bakın şurada uzun bir liste var. 210. sayfadaydı galiba yaklaşık. Burada M.Ö. 3000 yılından 1947'ye kadar dünyada karşılaşılan büyük afetleri sıralıyor. Yani o zaman bu bize neyi gösteriyor? Bu sadece bize özgü bir şey değil, bütün dünyada olan bir şey. Ve dolayısıyla çok çeşitli doğal afetlerle karşılaşıyoruz. Bayağı da sık, küresel ölçekte böyle birkaç yüzyılda bir de olsa aslında etkileri çok derin olduğu için, büyük olduğu için aslında seyrek gibi gözükse de çok derin etkilere yol açıyor ve verdiği zararlar yüksek. Ve bu sadece bize özgü değil, küresel bir şey ve kaçınılmaz. Ne anlamda kaçınılmaz? Biraz sonra onu biraz daha açacağım. Son işte güncellenen şu haritaya bakarsanız dünyada bugüne kadar gerçekleşen gelmiş geçmiş en büyük 10 depremden 2 tanesi bizim üzerinde bulunduğumuz bölgede gerçekleşmiş ve ilginçtir. Ben ilk önce gözlük değişikliği yaptım. Acaba ondan mı yanlış okuyorum dedim. Sonra büyüttüm şöyle telefonda. Bir baktım burada Antalya yazıyor. Hiç öyle bir Antakya yazıyor. Hiç dikkat etmemiştim. Şurada Antakya'yı görüyoruz. Milattan sonra 115 ve 525'te meydana gelen iki büyük depremin her birinde 250 binden fazla insan ölmüş. Ve bu iki deprem dünya tarihindeki en büyük depremlerden iki tanesi. 10 depremden iki tanesi. Bu muazzam bir şey. Yani biz Marmara depremini falan bekliyoruz. Türkiye'nin merkezini İstanbul sanıyoruz. Onun için oraya odaklandık. Fakat Antakya zaten topun ağzındaymış maalesef. Hiç atlamamışız. Atlamışız yani. Pek çok şeyi ihmal etmişiz. Görmezlikten gelmişiz. Şimdi karşımıza çıkan şeyler ne? Yakın tarihte Türkiye'de yaşananlar. Hepsini hatırlıyorsunuz. 2021'de özellikle peş peşe orman yangınları ve sel su baskınları geldi. Arkasından bu yılın başında Kahramanmaraş depremleri geldi. Bazen Türkiye-Suriye depremi de deniyor artık buna. Bir de arkasından geçen hafta sel geldi 2-3 gün önce. Bunlar böyle mesela 28 Temmuz 12 Ağustos arası orman yangınlarının gerçekleşme noktalarını, sayılarını gösteriyor. Şimdi bunlar sanki bunda ne var bunda her tarafta çıkmış. Niye o zaman Manavgat'taki yangınlara odaklandık? Çünkü daha önce görülenden çok daha büyük bir alanı etkiledi. Meydana gelen zararlar çok daha geniş alana yayılıyor. Belki sayı olarak daha yüksek, daha bol yangın çıkmamış ama çok daha geniş bir alanı etkilemiş. Dolayısıyla şimdi bütün bunlar uyarı sinyalleri aslında. Yapmamız gereken şeyler hakkında veya yapmadıklarımız hakkında ipuçları veriyor. Sellere bakıyoruz. Şu fotoğraflara bakınca Almanya'da da gerçekleştiğinde benzer şeyler oluyor ama onlar acaba bir şeyleri farklı yaptılar da mı ona rağmen karşılaştılar yoksa bizim gibi onlar da hazırlıksız mı yakalandı? Acaba hazırlıksız mıyız? Bu konuların uzmanına bırakacağız zaten biraz sonra sözü. Bu büyük depremin peki etkisi nasıl bir şey? Küresel ısınma, iklim değişikliği, hava, su kirliliği vesaire bütün bunlar aslında bizim kişi başına hasılada küresel ölçekte 1700'lerde başlayan sanayi devrimiyle birlikte bu müthiş bir patlama var, artış var. İktisadın doğuşunu buna borçluyuz zaten. Bu artışın sebepleri nelerdi diye hala daha onlarca kitap yazılıyor. Ben geçenlerde 10 tane kitap birden alıverdim. Bitirebilecek miyim bilmiyorum ama. Ama şimdi başka bir döneme geldik. Artık son birkaç 10 yıldır bu sürdürülebilir mi? Yoksa bunda bir durulma hatta gerileme mi başlayacak diyoruz. Niye? Çünkü şurada saydıklarımız var. Yani bu yarattığımız büyüme süreci aslında çok olumsuz dışsallıklar yaratıyor. Teknik kavramın ayrıntılarına girmiyorum. Dolayısıyla bir şeyleri farklı yapmamız lazım. Yoksa bu kişi başına gelir düzeyi ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in o kalkınma, insani kalkınma endeksinde olduğu gibi diğer alanlarda da biz gerileme yaşayabiliriz. İnsan refaha düşebilir. Çok karmaşık, birbirini etkileyen, bir yanda enerji, bir yanda iklim, bir yanda göçler, bir yanda çevre sorunları, bir dünyayla karşı karşıyayız ve bunların ortasında ekonomik faaliyetler yer alıyor. İnsanların bu ekonomik faaliyetleri etrafa büyük zararlar veriyor. Ve biz eğer yapısal reformlarla ve veya hiç değilse o benim saydığım diğer transformasyonları gerçekleştirebilsek, mesela Kuzeydoğu'yu hareket edebilecekken bu doğal afetler bu grafik üzerinde bize aslında güney batıya doğru çekiyor bizi. Oraya hareket etmemize sebep oluyor.
Dolayısıyla bu doğal afetlerin yıkıcı, tahrip edici etkisinden hem insanlar üzerindeki hem onların sağlığı hem de maddi açıdan ekonomide yarattığı tahribatlarla başa çıkacak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla düşündüm, taşındım, nasıl bir şey var? Yani ben niye bu konuşmaları yöneteyim? Çünkü bizi çok yakından etkiliyor, ilgilendiriyor iktisatçı olarak. Niye? Şimdi doğal afetler nasıl ortaya çıkıyor? İnsan faaliyetleri olmasaydı da doğa kendiliğinden zaten dolaysız bir şekilde bir takım doğal afetlere yol açacaktı. Çok çeşitli, sık sık, küresel ölçekte, yani tek bir yere özgü olmayan seller, depremler vesaire, geniş anlamıyla doğal afetler ortaya çıkacaktı ve bunlar kaçınılmaz. Yani bu kaçınılmaz etki buradan geliyor belki. Fakat biz bu doğal afetlerden dolayı eğer dünyada insanlar yaşamasaydı veya insanların ekonomik etkinlikleri olmasaydı, o zaman bu beşeri ekonomik etkinlikler den kaynaklanan negatif dışsalıklar olmayacaktı ve dolaylı etkiler, yani doğal afetleri tetikleyen ekonomik faaliyetlerimiz olmayacaktı. Ama onlar olduğu için işte iş karmaşıklaşıyor. Belki şu dolaysız etkileri yönetemeyiz. Ama acaba şu dolaylı etkiler için ne yapabiliriz? Yani negatif dışsallıklar için ne yapabiliriz? Yan ürün olarak, istemediğimiz bir yan ürün olarak ekonomik faaliyetlerimizden doğan şeyleri nasıl çözeceğiz? Bunun da arkasında biraz da dünya nüfusundaki artışlar var. Bu da zaten ekonomik faaliyetlerimizi karşılıklı etkiliyor. Etkileşim halinde. Doğal afetler bir yandan can kayıplarına yol açıyor. Belki en önemli, bizi en çok üzen kısmı o. Ama bir de buna ek olarak maddi kayıplara da yol açıyor. Yani işte stok veya akım cinsinden bir takım kayıplara uğruyoruz. Fiziki olarak zarar görüyor ekonomimiz. Bir de akım büyüklükler cinsinden, mesela gayri safi yurt içi hasılamızda düşüşler oluyor. Bu yıl geçen yıla göre daha az üretim yapıyoruz. Şimdi bunun için tabii pek çok kişi oturup kafa yoruyor. Acaba bu depremlerin maliyetleri nelerdir? İnternette çokça çıktı. Peş peşe bir sürü rapor çıktı, tahmin çıktı. Bunlar yeterli mi değil mi bilmiyorum ama artık şunu görüyoruz. Bu tablonun, belki bu şemanın bir şeyi de şu. Bu beşeri ekonomik etkinliklerin insanların kişi başına gelir düzeyinde ve toplumsal refah artışa yol açması gerekirken, doğaya verdiğimiz zararlar üzerinden yarattığımız doğal afetler bizim hem insanların zarar görmesine, ölmesine ve maddi kayıplara uğramasına yol açıyor ve dolayısıyla bizim toplumsal refahımızdaki artışları geriletiyor. Dolayısıyla bunu inceleyen çok geniş bir alan var. Yani internete girin, şu başlıkları ben birkaç tanesini seçtim. Bu alanlarda kafa yoran insanlar var. Biz bir süre ya bu Murat Hoca da ne yapıyor, niye bu konulara girdi birdenbire diye düşünürken, bir baktık ki onun işte biraz sonra sözünü edeceğim kitapları aslında bize erken uyarı niteliğindeymiş. Biz geç kalmışız diğer iktisatçılar. İyi ki girmiş Murat Hoca. O alana giren nadir kişilerden biri. Onun için kendisiyle başlamamız aslında iyi olacak. Niye? Çünkü doğal afetler karşısında hangi aşamada ne yapmalı? Onları bir konuşmamız gerekiyor. Benim iktisatçı olarak durmaya yaklaştığım bir nokta bu. Çünkü doğal afetlerin bir öncesi var. Bunlar da çok çeşitli üstelik. Bir doğal afetler sırasında meydana gelen sorunlar var. Hemen ilk günlerde, ilk anlarda, o gün yaşarken kurtarma faaliyetleri gibi. Ve ondan sonra bir de oluşan hasarı, can kayıplarını ve maddi kayıpları ölçüp tahmin edip sonrasında atılması gereken adımlar var. Ve dolayısıyla Murat Hoca ile ben bu toplantıyı, ilk toplantıyı yapacağımızı kesinleştirince dedim ki toplantıyı birkaç gün kala işte oturur konuşuruz. Sonra vazgeçtim. O son birkaç güne gelince dedim ki ya ben sana bir puzzle hazırlayayım, parçalar vereyim, sen bunlardan bize yap yani. Çünkü benim bu konularda ne iktisatçı olarak gücüm yetiyor, uzmanlığım yetiyor, ne de bu konularda disiplinler arası bir çalışmanın içinde bulundum. Dolayısıyla ben hocamızın önüne biraz sonra sözü bıraktığımda bu kavramları koyacağım. İşte kurumlar, kamu otoritesi, belediyeler vesaire. Orada okursunuz. Sunum dosyası istenirse tekrar şeye koyulabilir, video kaydının altına. Yani bu süreçte biz bir şeyleri galiba iyi yapamıyoruz, kötü yapıyoruz, eksik yapıyoruz. Yapılabilecekler var mı hala? Yapılması zorunlu olanlar neler? Kısa vadede, uzun vadede ne yapmamız lazım? Onun için bunları sadece iktisatçılar değil, sadece depremle ilgili o deprem profesörleri diye veriyoruz ya televizyonuna çıkan hocalarımıza, o teknik alanlardan direkt depremle direkt ilgili alanların dışında sosyologların, siyaset bilimcilerin, hukukçuların, iktisatçıların,
mimarların, kentleşme ile ilgili uzmanların mutlaka bir şeyler konuşması, ortaya çıkartması gerekiyor. Onun için bu Mustafa Hoca'ya bu platformu bu amaçla bu bahar aylarında kullanmamız için ortam yarattığından dolayı gerçekten teşekkür borçluyuz. Ve böyle güzel, önemli bir etkinliği modere etme şansı da bana verdiği için. Yani hep kur, borsa, faiz konuşmaktansa daha uzun vadeli, daha can sıkıcı, belki üzücü konulara biraz kafa yormakta fayda var. Yani doğal afetler için hazırlık ve mücadele stratejisi ne olmalı? Türkiye'nin böyle bir politikası var mıydı, stratejisi ya da var mıydı? Neredeyiz? Bunları konuşmamız, netleştirmemiz gerekiyor. Onun için de bir dizi konuşma planladık. Bazılarını buraya ben aldım. Murat Hoca'dan sonra sosyolog görüşünü, bir mimar hocamızın görüşünü ve belediyelerden bir görüşü, eğer programda bana güncel bilgi de bir değişiklik olmadıysa. Bu şekilde bir iktisatçının moderatörlüğünde, ama bunları disiplin arası bir şekilde konuşarak bir yerlere varmaya çalışacağız. Bunun arkasından belki biraz daha o iklim, çevre, enerji konularına daha fazla vakit ayırabiliriz belki Mayıs sonu ya da Haziran gibi. Ama başlangıçta en azından ilk 3-4 konuşma bu şekilde gidecek. Murat Hoca, katılanların tanıtımları takip ettiğini ve dolayısıyla hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan beni dinlerken buradan, eğer daha önce okumadıysanız buradan okuyabilirsiniz. Murat Hoca'yı ben yani bazen hakikaten ya, çok iyice yaşlandığımı hissediyorum. Dedim ki ya bu Murat'ı ben çok eskiden tanıyorum ama yıl nedir? Yılı hatırlamıyorum. Ben eski e-maillerimi, kritik e-mailleri özellikle silmem. Girdim, aradım farklı eski e-mail hesaplarıma da bakarak. En eski e-mailleşmemiz 2003'müş. Korkunç. 20 yıldan fazla bir süredir tanıyormuşum. O sıralarda lisansı bitirmiş, master yapıyormuş. İşte gene teknoloji falan konuları var ama oralardan başlayıp buraya geldi. Göç konusu, işte afetler. Direkt insanları ilgilendiren sorunlarla ilgileniyor. Yani tamam, hepimiz bunlarla ilgilenmek zorunda değiliz. Kur, borsa, faiz konuları da var ama onların ezici, böyle finansal iktisadın öne çıktığı bir ortamda bu konulara kafa yoran birilerinin olması çok iyi ve bu alanda öncü olması da Murat Hoca için gerçekten çok takdir edilecek bir şey. Afetlerle mücadele konusunda yaptıklarını ben anlatmaya kalkışmayacağım. Kendi deneyimlerini de bekleyeceğiz. Yani afetlerle işte sadece ilgili kitap yazmadı, aynı zamanda bir mücadele için platform da oluşturdu. İki tane çok değerli kitabı var. 2016 ve 2021 tarihlerinde çıkan, editörlüğünü yaptığı iki kitap. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanıyla bir araya gelip onların çalışmalarını özetledi. Özellikle bu ilk kitap, 2016'da edit ettiği şu kitap. Yani en geç 2016'da uyanmalıymışız, değil mi? 1999'daki deprem bize ilk defa İstanbul'a bu kadar yakın olunca hatırlattı bu işleri. Oysa demin diyorum ki bakın 155'te, 525'te Antakya'da deprem olmuş. Bunları biliyor olmamız lazımdı. Depremle ilgili işte çeşitli hocalar, isimlerini saymayayım, birini sayınca öbürünü saymamış olurum. Bunlar bizi uyardılar. Bir şeyleri eksik yapıyoruz galiba. Murat Hoca'dan bütün isteğimiz dolayısıyla bu iki değerli kitabın, kendi kurduğu platformun ve yaptığı araştırmaların, alanda yaptığı afetlerle ilgili incelemelerin, gözlemlerin sonucunda bize ne diyecek? Yani şu puzzle'ı nasıl çözeceğiz? Yani nasıl oturtacağız? Ben gelip bir noktada tıkanıyorum. Pek çok kişi de, özellikle iktisatçıysanız, bu noktadan sonra devam edemiyorsunuz. Yani nedir durum? Afetlerle mücadele açısından neredeyiz biz? Bir şeyleri biz mi yanlış, eksik yapıyoruz, yoksa hakikaten bu asrın afeti ve biz de karşısında böyle sineye çekip köşemize çekilip bekleyecek miyiz? Bunları sineye mi çekeceğiz? Yapmamız gereken bir şey yok mu? Daha fazlasını yapamaz mıyız? Biraz provokatif bir şekilde böyle puzzle'ın parçalarını ortaya koyarak ben sözü Murat Hoca'ya bırakıyorum. Murat Hoca, dediğim gibi tanıtımlardan izlemişsinizdir. Afyon'da üniversitede çalışıyordu. Çok yakın bir tarihte İzmir'e geçti. Orada çalışmalarını sürdürüyor. Belki kendisi de zaten konu gereği bazı deneyimlerinden, uzmanlık alanlarından söz etmesi gerekecek.
Hocam lütfen bizi aydınlatır mısın? Bir iktisatçı olarak neden yolun bu konulara düştü? Neden bu kadar önemsiyorsun ve Türkiye hakikaten bir şeyleri eksik, yanlış, hatalı mı yaptı? Neler yapabiliriz veya ne diyorsun? Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, sizinle tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Hatta CSL'da ilk odanıza girip ziyaret ettiğim zaman da çok iyi hatırlıyorum. O günden bu yana da sizi tanıyor olmak ve sizden öğrenmeye devam ediyor olmak benim için onur. Güzel sözleriniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Tabii Mustafa Hoca'ya ve ekibine de ayrıca teşekkürler. Hem böyle bir platformu oluşturmuş olduk için hem de bu tür bir organizasyonla bize söyleyecek sözlerimiz için imkan tanıdıkları için teşekkürler. Şimdi ben tabii birkaç noktadan aslında giriş yapayım. Ne yazık ki işte Aykut Hocam'ın söylediği gibi 2016 ve 2021 yıllarında derlediğim kitaplar. Yani gidişe bakarsanız işte şöyle benim de önümde. Bu romantik bir yaklaşımla, optimist bir yaklaşımla aslında afet ülkesi olan Türkiye'nin afetlerle birlikte kalkınabileceğini, işte bunu yapan ülkelerin olduğunu, en başında da Japonya'nın olduğunu ve buradan yola çıkarak sonrasında da Şili örneği var tabii ki. Bunların yapılabilir olduğunu anlatma gayreti. Sonrasında 2021'de birazcık daha realist hale geliyor yaklaşım. Afetlerle aslında yoksullaşma söz konusu. Her ikisi de Aykut Hocam'ın dediği gibi oldukça interdisipliner, yani bir iktisatçı olarak psikoloğun, şehir bölge plancılığın, sosyoloğun, mimarın gibi çeşitli uzmanların yer aldığı bir proje, sağ olsunlar, onur verdiler, kırmadılar ve katkı sağladılar. Bir geçiş ve ne yazık ki bu geçiş süreci de negatif bir geçiş süreci. Yani optimist bir durumdan realist bir duruma, pesimist demek istemiyorum, realist bir duruma geçiş. Yani birazcık daha artık zaten 2016'da derlenen bu kitap bir kısmını platform olarak biz alıp hediye ettik. Bir kısmını işte bize destek olan Sağlam Kobi projesi satın aldı. Ona rağmen hala yayın evinde peyce olduğunu biliyorum. Hocam kitap satmıyor diye ara ara yayın evinden de şikayet geliyor. Üzücü bir şekilde herhalde bundan sonra hızlıca kalanlar da tükenecek diye düşünüyorum. Tabii ben şöyle afetlerle ilgili aslında süreç 1999'da o büyük depremi yaşadığımızda ben üniversite öğrencisiydim. Ve gözüm yaşlı bir şekilde hakikaten çaresizce ne yazık ki televizyondan izledim. Çünkü gitsem bir eğitimim yoktu, yapabileceğim bir şey yoktu. Zaten büyük bir kaos vardı ya da ne yazık ki şöyle altını çizelim, kaos şimdikinden daha küçük ve daha yönetilebilirmiş Maraş depremlerine göre. Sonrasında o dönem benim yüreğime bir ukde olarak oturmuş bilinçaltımda. Ve bu bilinçaltı benim Afyonkoca Üniversitesi İktisat bölümündeki asistanlığım döneminde öğrencilere kayıt için danışmanlık yaptığım sırada kendini gösterdi. Kayıt için o zaman sivil savunmaydı, AFAD kurulmamıştı, AFAD 2009'da kuruldu. Sivil savunma üniformalı bir iktisat bölümü öğrencisi kayda giriyor, kayıt dinliyoruz. Diyorum ki sen kimsin, ne yapıyorsun, bu üniforma nedir? Kulakları çınlasın Mustafa. Şimdi Sivil Savunma Birlik Müdürü olarak devam ediyor çalışmalarına. Afyon'da sivil savunmada uzman olarak çalışıyor. Bir taraftan iktisat eğitimi alıyor. Diyorum ki Mustafa, benim yüreğimde böyle bir uhde var, bir acı var ve ne yapalım? Ve bir öğrenci topluluğu kuruyoruz. Akademi Arama Kurtarma Kulübü'nü kuruyoruz 2007 yılında. 2007 yılından 2013 yılına kadar imkansızlıklarla mücadele eden bir arama kurtarma kulübü. İşte ne yazık ki Van depremine gidemedik ama Van depremi için yani hafta boyunca günde 18 saat çalışıp yardım organize ettik ve gönderdik. Sonrasında Simav depremine gittik. Afyon'a yakın olması nedeniyle normalleşme çalışmalarına katkı sağladık. Sonra işte okul öncesi çocuklara yönelik bir afet farkındalık eğitimi, Türkiye'de örneği olmayan, bunu ekip adına tabii gururla söylüyorum, geleceğimiz sadece Salıncak'ta sallansın diye bir
program geliştirdik. 2013 yılında da artık dernekleşelim deyip Afet Bilinci Derneği'ni kurduk. 2015 yılında Allah bağışlarsa benim bir kızım var. Aykut Hocam'ın oğluyla hemen hemen aynı yaşıt karşımda. Durun bir gün dedi ki baba hadi okuma yapalım dedi. Ben de işte rastsal olarak kütüphaneden kitap çektim ve oturdum Duru'yu okumaya. Ve orada afetler ekonomiyle ilgili bir cümle dikkatimi çekti. İlginç bir şekilde kitabın kime ait olduğunu ve başlığını hatırlamıyorum ama böyle bir ışık yandı. Yıllardır bir sivil toplum aktivisti olarak, bir gönüllü olarak işte öğrencilerimizin arama kurtarma eğitimleri almasına vesile olan, işte Türkiye'nin çeşitli yerlerine tohum eken bu anlamda bir aktivist olarak ben dedim ki niye afetlerle ilişkili akademik çalışma yapmıyorum? İşte o an benim için kırılma noktası ve hikaye orada başlıyor. Yine Aykut Hocam'ın da tanıdığı şu an Japonya'ya kaptırdığımız Ali Akkemik, sevgili Ali Akkemik, Kadir Hastay'dı. Ali ile görüştük ve Ali'ye dedim ki böyle bir çalışma yapalım afetler ve kalkınma. Sen de Japon ekonomisi uzmanısın, Japonya bu konuda önemli bir örnek. Dedi ki ben hani bunu kotaramam, bunu sen yap, ben de bölüm katkısı sağlayayım. Ve ben o anda bu kitabın zihnimde outline'ını çıkartmış durumdaydım ve kısa sürede Efil Yayınları da basmayı kabul etti ve ortaya bu çıktı. Sonra da bu konu tamamen zaten yine Afyon'da yaşadığım dönemde Afyon'daki mültecilerle Afyon bir uydu şehir, uydu kent. Bu Suriye krizinden çok öncesinden bu yana göç akını var ve mülteci kabul ediyor. İklim, afet ve göç ekseninde 2015-2016'dan bu yana yoğunlaşan bir merak. İşte Afyon'daki mültecilerle ilgili çalışmalar ve işte bunların hem bir taraftan sosyal, toplumsal katkı, bir taraftan da akademik çalışmalar ve meraklar. Tabii bunlar tek başına, Aykut Hocam çok güzel çizdi çerçeveyi, tek başına bir iktisatçının yapabileceği işler değil. Yani çok disiplinli olması gerekiyor. İşte işin içinde şehir bölge plancısının da olması gerekiyor, mimarın da olması gerekiyor, mühendisin, psikoloğun, sosyoloğun, işte siyaset bilimcinin, herkesin olması gereken bir süreç. Herkesin rollerinin farklı farklı çizdiği süreçler. Ve tabii bu çok da geliştirici bir süreç bir taraftan. Bunlarla ilgili bir derleme yapmak demek, onların hepsini okumak, işte kaynakçılarla ilgili yeni merak ettiğiniz unsurlara ulaşmak vesaire ve müteselsil olarak ilerleyen bir öğrenme ve paylaşma süreci. Ne yazık ki işte 6 Şubat'ta o acı büyük depremleri yaşadığımızda bir kez daha biraz ironik ve mizahi bir şekilde açıklıyorum ben bu süreci. Ben bu arada tabii TÜSİAD'a da bir İstanbul için rapor yazdım. Belirsizliği yönetmek adında sektörel kırılganlıklarla ilgili. Şimdi pek çok yayın kuruluşundan, dergiden röportaj yapmak için bu raporla ilgili geri dönüşler geliyor. Kitaplarla ilgili geri dönüşler geliyor. Ben de işte biraz ironik olarak eşofmanlı Şevket Hoca mantığıyla biz bunlarla anlattık diyorum. Yani biz zamanında bunlarla anlattık ama ne yazık ki ne kadar dikkate alındı, ne kadar, yani sadece tabii ki biz derken bu kitaplar ve yazarlar değil, pek çok kişi pek çok boyutuyla uzun zamandır ele aldı. Şimdi ben tabii Aykut Hocam'ın o çizdiği harika çerçeveye küçük bir eleştirel yaklaşımla başlayayım. Bir ifade konusunda birazcık daha realist bir dönüşüm gerektiğini, Aykut Hocam'ın tabii haddini ile Aykut Hoca'yı eleştirmek ama realist olarak oradaki iklim değişikliği ifadelerinin hepsinin artık birer iklim krizi olarak güncellenmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. İklim değişikliği ne yazık ki çok yumuşak, çok naif bir ifade olarak kalıyor. Bugünkü başlık aslında çoklu krizler değil. Biz uzun zamandır çoklu afet riskleri, çoklu afetler ve çoklu afet risklerinin oluşturduğu çoklu kırılganlıklar üzerine de bir taraftan düşünürken aslında tam da ne yazık ki dün yaşanılan sel felaketleriyle çoklu krizin ne demek olduğunu afet bölgesi için bir kez daha tecrübe etmiş durumdayız. O bölgede aynı zamanda çok ciddi bir kuraklık riski de var. Ve işte ekonomik riskler zaten yüksek. Tarımdan vazgeçme oranı, tarımsızlaşma,
İşte o bölgenin çok yoğun düzeyde mülteci barındırıyor olması, o sosyokültürel dönüşüm, ucuz iş gücü olarak algılanıyor olması gibi pek çok unsur var. Ben bu çerçeveyi çizdikten sonra izninizle sizin sorularınıza genel bir cevap vererek başlayayım ve oradan birazcık daha spesifik hale getirmeye gayret edeyim. Buyurun hocam. Küçük bir ekleme yapayım. Ben tabii biraz hızlı konuşmaya çalışınca bu süreyi nasıl kullanacağımızı anlatmayı biraz ihmal ettim. Onu söyleyeyim hemen. Bir saate kadar bir süremiz var, 60 dakika kadar. Ben çoğunu kullandım gerçi ama bu arada chat alanından dinleyicilerimiz varsa sorularını, görüşlerini iletebilirler. Onları arkadaşlarımız değerlendirip iletecekler. Lütfen hocam dinlemeye devam ediyoruz kaldığın yerden. Estağfurullah. Ben genel bir cevap vereyim. Türkiye afetlere gerçekten hazır bir ülke. Virgül. Kağıt üzerinde. Yani afet planlamaları, işte stratejiler, haritalamalar, her şey kusursuz gözüküyor. Gerçekten iyi planlama yapıyoruz, iyi stratejiler geliştiriyoruz, riskleri hesap edebiliyoruz. Ama iş sahaya yansımasına gelince ne yazık ki orada ve yıllardır işte Mimarlar Odası'nın, İnşaat Mühendisleri Odası'nın, İşte biraz önce Aykut Hocam'ın bahsettiği, ben İzmir'deyim ve İzmir İktisat Kongresi devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden ve yarın burada Naci Görür Hoca, Okan Tüysüz Hoca da varlar. İktisadi boyutuyla Kamil Hoca da Koç Üniversitesi'nden geliyor ve bu konu gündeme gelecek. Yıllardır hocaların söyledikleri hususlar zaten jeolojik açıdan, teknik açıdan söz konusu. Ve buna karşın yapılan hazırlık düzeyinin gerçekten keşke yetersizdi diyebilsek, hiçbir hazırlık düzeyinin de olmadığını çok acı bir şekilde görüyoruz. Galiba Çiğdem Tuker'di, hatırlayamıyorum, T24 olabilir. Orada bir hastanenin yıkılmasıyla ilgili, Antakya Devlet Hastanesi'nin yıkılmasıyla ilgili bir yazısı vardı. O yazıda da işte hastanenin web sitesindeki sunumdan bahsediyordu. Ben hemen o sunum kaldırılmadan ulaşıp indirdim ve gerçekten yıllar öncesinde hastanenin kurumsal olarak güçlendirilmesi gerektiğiyle ilgili sunumlarda ifadeler var. Ancak tabii ben gayri ihtiyari, işte sahada naçizane tecrübe edinmiş, işte gönüllülük boyutuyla ve dernek boyutuyla da çeşitli tecrübeler edinmiş bir insan olarak bir hastane yıkılır mı diye hayıflanıyorum. Bir AFAD binası yıkılır ve AFAD araçları, AFAD'ın arama kurtarma araçları, milyon dolarlık araçlar enkaz altında kalır mı diyorum. Bunları demekten kendimi alamıyorum. Belediye binası yıkılır mı demekten kendimi alamıyorum. Yani hastanelerin içinde yoğun bakımlarda hastaların terk edilip, yani sağlık personelinin tahliye etmeden kendi canlarını kurtarmak için kaçmalarının hiçbir şekilde açıklanabilir bir yönü olduğunu düşünemiyorum. Yani bir de şunu görünce insan daha da üzülüyor. Malatya Devlet Hastanesi, Malatya Şehir Hastanesi'nde gece 4'te, 4.17'de depremin olduğu sırada cerrahi operasyonların devam ettiği yönünde bilgiler var. Ve ameliyatlar sekteye uğramıyor, cerrahların eliyle titremiyor. Çünkü şehir hastanesi izolatörlü olarak yapılmış durumda ve o büyük şiddeti absorbe ediyor. Demek ki yapabiliyoruz bir taraftan da, ama bir taraftan da ne yazık ki bunun ne kadarının ne kadar zamanda yapılamadığını kaybettiğimiz insanlarla görüyoruz, tecrübe ediyoruz. Bir taraftan da tabii şimdi altını çizmek lazım, yani ekonomik kaybın ne kadar olacağı yönünde çeşitli tahminler var. Dünya Bankası da bir tahminde bulundu. İşte çeşitli kurum kuruluşlar, çeşitli uzmanlar da çeşitli tahminlerde bulunuyor. Tabii şunun altını çizmek gerekiyor ki bunun tam olarak ekonomik karşılığını hesaplamak mümkün değil. Çünkü hesaplanamayacak çok önemli unsurlar var. Örneğin beşeri sermaye. Beşeri sermaye kaybının ekonomik karşılığını ölçmek mümkün değil. Yani o bilgi birikiminin, beceri birikiminin, ne yazık ki iş gücü kaybının karşılığını, o verimliliğin ya da
hiç düşünülmeyen belki işte fikri mülki hakları olmayan ama ekonomik süreçlerde, üretim süreçlerindeki tasarımların, endüstriyel hazırlık süreçlerinin kayıpları gibi pek çok unsuru hesaplamak mümkün olmadığı için de afetlerin ekonomik maliyetlerinin ne kadarlık bir kayba sebep olduklarının tam olarak karşılığını hiçbir afette de hesaplamak mümkün olmuyor. Bir taraftan da tabii gerçekçi ve ne yazık ki canımızı çok acıtan bir rakam da var. Can kaybımız. Can kaybımızla ilgili de şöyle bir durum var. Yani en son 210 bin civarındaydı. Güncellendiyse de özür dilerim kaçırdığım için. Ama 210 bin civarında binanın yıkıldığı ya da yıkılmak üzere çok ağır hasarlı olduğu bilgisi var. Ve diyorlar ki bu algoritma ve hesap doğru değil. Çünkü depremin biri de gündüz oldu. Tamam diyorum, kabul. Yarısı gece yıkıldı, yarısı gündüz yıkıldı. Çok basit matematikle. 200 bin binanın yarısında ve gece olan ve herkesin uyumakta olduğu bir saatteki depremde 47 bin, 50 bin, 100 bin can kaybı hiç gerçekçi değil. Ve ne yazık ki enkazlar kaldırılmaya başladı. Bölgede çalışan arkadaşlarımızdan ve teknik insanlardan aldığımız geri dönüşlerde o enkazlar kaldırılırken ne yazık ki cenazelerin parçalanmış şekilde enkazla birlikte kireçlenerek defnedildiği yönünde. Dolayısıyla ya bunlar da kayda geçmeyecek. Bir kısmı da ne yazık ki, bunu Gölcük depreminde de tecrübe etmiştik. Resmi ekipler, arama kurtarma ekipleri ya da gönüllü ekipler gelene kadar bir şekilde cenazesine ulaşan insanlar kendileri bir şekilde kendi imkanları doğrultusunda defnettiler cenazeleri. 99 depremi için resmi rakamlar 17.408 ya da 403, yanlış hatırlıyor olabilirim, gibi bir rakam veriyor can kaybıyla ilgili. Ama gerçek rakam 35 binin üzerinde ne yazık ki nüfus kayıplarıyla karşılaştırıldığında bu ve benzeri durumu değerlendirmek gerekiyor. Gerçekten Aykut Hocam çok güzel bir altlık yaptı ama bir taraftan da pini çekip bombayı bana bıraktı. O kadar güzel bir puzzle hazırlamış ki bana neden öncesinde bir ipucu vermediğini çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Benim bugün akşam katılmam mümkün olamayabilir gibi bir bahaneyle kaçmama imkan vermemek için bana çok ipucu vermemiş olmasını anlıyorum. Dolayısıyla burada böyle yakaladığım birkaç husustan da genel çerçeveyi çok konuyu dağıtmadan çizmek istiyorum. Yani toplumsal travma ve bu travmanın etkilerini silmek ne yazık ki çok kolay olmayacak, çok uzun yıllara yayılacak. Yani ve oradaki çocuklar, oradaki gençler, oradaki insanlar depremin travmasını çok derin bir biçimde yaşarlarken bir taraftan da ne yazık ki yaşadıkları o geçici barınma alanlarını su bastı. Sel felaketiyle karşı karşıya kaldılar. Hala aradan geçen zamana rağmen, yani yaklaşık olarak ne kadar oldu? 40 gün oldu ve hala çadıra ulaşamayan insanların olduğunu biliyoruz. Barınma sorunu olan insanların olduğunu biliyoruz. Buradaki toplumsal travmanın ekonomiye yansıması tabii ki çok ağır olacak ve oradaki enkazı bile ne yazık ki biz, yani fiziki enkazı bile ne yazık ki bir yıldan önce kaldırıp toplayıp oraları temizlememiz çok mümkün olmayacak gerçekçi bir bakış açısıyla. Dolayısıyla yeniden yapılanma için çok uzun zamana ihtiyaç var. Geçici barınma süreleri aslında kısa vadeli, yani belli ölçüde kalıcı barınma alanları olacak ki bu durumda konteynerların nitelikleri ve konteyner kentlerin altyapısının daha önceden planlanmamış olması, keşke planlanmış olsaydı, tıpkı işte toplanma yerlerinin, afet sonrasındaki toplanma yerlerinin alışveriş merkezlerinden ya da çok komik büyüklükteki parklardan oluşuyor olduğu gerçeği gibi. Çok ciddi bir iç göçle karşı karşıyayız. Bir taraftan ekonomik ve toplumsal olarak, yani resmi rakamlar 3 milyona yaklaştığını söylüyor AFAD kayıtlarına göre. Ama bu tabii resmi rakam, gerçek rakamı bilemiyoruz. Kendi imkanlarıyla gidenleri ya da AFAD'a kayıt olmayanları bilemiyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir demografik hareketlilik var. Bir taraftan bu bir anlamda yetenek göçünü de beraberinde getiriyor ve bu insanlar bir şekilde, işte ben bir aya Afyon'a sürekli gidip geliyorum. Afyon'da da oraya yerleştirilen ailelerle temaslarımız devam ediyor.
insanların istediği şey diyorlar. Yani hani bize bir iş bulursanız biz kendimizi kurtarırız. Yani yeter ki çalışmaya başlayabilirim diyorlar. Ama bir taraftan da deprem bölgesinden gelen bilgiler şu şekilde: bizim iş yerlerimiz çok büyük zarar görmedi ama ne yazık ki iş gücümüzü kaybettik. Ya vefat ettiler ya da göç ettiler. Şimdi çalıştıracak, sistemi harekete geçirecek, ekonomik faaliyetleri normalleştirecek iş gücüne ulaşamıyoruz. Ki bazıları özellikle spesifik beceri gerektiren üretim alanları olduğu için oradaki kayıp katma değerden dolayı ve özellik arz eden üretim süreçlerinden dolayı çok daha kritik ve çok daha büyük oluyor. Öte yandan organize sanayi bölgelerinin görece olarak hani çok yüksek binalar, üretim alanları olmaması sebebiyle belki de işte bu yasal denetlemelerin birazcık daha katı, tavizsiz olması, denetim süreçlerinin daha ciddi olması nedeniyle belki çok büyük kayıplar olmadı ama orada da şimdi enerji akışı ile ilgili, elektrik akışı ile ilgili sorunlar olduğu için, bir girdi problemi olduğu için, tedarik zinciri çok büyük ölçüde kırıldığı için de aksayan bir üretim sürecinden bahsetmek mümkün. Dolayısıyla işte üretim, istihdam, normalleşme, kentleşme, tabii afet sonrası dönemler, savaş sonrası dönemler, ekonominin büyüdüğü, toparlandığı dönemler oluyor. Ancak ne yazık ki bu büyümenin ve toparlanmanın temelini de ne yazık ki ekonominin sonunu getiren inşaat faaliyetleri oluyor. Yeniden yapılanma, yine beton, yine inşaat ve dolayısıyla inşaata dayalı bir büyüme, gelişme stratejisi kendini tekrar etmiş oluyor. Burada tabii insani yardım boyutu, gönüllülük, işte sivil toplumun örgütlü olarak hareket edebilmesi, devletin ve hükümetin ayrımının iyi bilinmesi, devletin tabii yani ortada gerçekten çok önemli sorunlar var ama tabii bunu eleştiri yapıyoruz ki haklı eleştirilerimiz var ama geniş perspektiften baktığımızda son 20 yılın sorunu değil bu. Yani belki 50 yılın, belki 70 yılın, yani belki Cumhuriyet'in sorunu olarak da daha geniş perspektiften bakmak ve daha gerçekçi analizler yapmak gerekiyor. İşte yine Aykut Hocam çok güzel bir harita paylaştı ve dünyadaki en büyük 10 yıkıcı depremin Türkiye coğrafyasındaki oranına baktığımızda, kayıplara baktığımızda son 20 yılla kısıtlanamayacak kadar hazırlıksız bir süreçte olduğumuzu görüyoruz. Son 20 yılda bu birazcık daha hızlanmış durumda ve göz yumulmuş durumda. Dolayısıyla bir taraftan toplumsal boyutunu, bir taraftan ekonomik boyutunu konuşurken de göz ardı edilmemesi gereken büyük bir gerçekle karşı karşıyayız. Milyonlarca tonluk bir enkazdan bahsediliyor. Bu enkazın asbest ve diğer etkiler dolayısıyla zehirleyici, toprağı ve suyu, havayı dahi kirletici etkilerinden bahsediliyor. Ve bu sürece bakıldığında aslında ekolojik etkisi de var. Yani toplumsal, ekonomik ve ekolojik etki. Ve bunların hiçbiri de hepimizin malum olduğu üzere birbirinden ayrı değerlendirilebilecek süreçler. Hepsi birbiriyle oldukça karmaşık, özür dilerim, ilişki içindeler. Dolayısıyla işte sulak alanlara döküldü, sonra insanlar tepki gösterdi, engellediler, farklı alanlara götürüldü enkazlar. Enkazlarla birlikte ortaya çıkan ne yazık ki ülke olarak çok farkında olmadığımız ve hazırlıklı olmadığımız alanlardan birisi de geri kazanım ekonomisi. Ve ne yazık ki enkazlarda çok ciddi geri kazanım sağlanabilecek malzeme vardı. İşte elektronik aygıtlardan tutun da demirine, çeliğine kadar pek çok şeyi geri kazanmak mümkündü ki bu saydığım ürünlerin büyük bir kısmında da ne yazık ki yüksek oranda dışa bağımlı bir ülke olarak geri kazanım ekonomisinde yok saydık. Öte yandan da işte dediğim gibi çevresel etkilerin, enkazın bertarafının sorunuyla birlikte tarım arazileri üzerine hemen düşünülmeden ve hesaplanmadan, planlanmadan yapılmaya başlanan inşaat faaliyetleri. Bölgenin zaten ne yazık ki gittikçe kısıtlı hale gelen tarım alanları, kuraklıkla birlikte biraz önce bahsettiğimiz gibi iklim kriziyle ilişkili olarak işte tarım politikalarının olmaması, çiftçiye yeterli destek verilmemesi, bu konuda
korumacı politikalar uygulanmadan ithalatın kolaylaştırılması ve tercih edilmesi gibi sebeplerle zaten genel olarak Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın %10'unu bile teşkil etmeyecek tarımsal üretim bu bölgede oransal olarak Türkiye için daha yüksekken bir de böyle bir handikapla karşı karşıya kalındı ve araziler ne yazık ki tarımsal özelliğini yitirme yönünde bir gerçekle karşı karşıya kaldılar. Şöyle özetleyerek aslında birazcık da soru ve cevap için zaman ve esneklik bırakmak istiyorum. Konu gerçekten çok büyük, yani istihdam, çevre, yeniden yapılanma, işte toplumsal travmaların iyileşmesi, bunun eğitime yansımaları, bunun üniversite eğitimine yansıması, yani çok ne yazık ki çok dolaylı ama çok büyük olumsuz etki oluşturan üniversite eğitiminin uzaktan hale getirilmesi gibi pek çok sorun var. İç dış göç bağlantısı var. Ama yine teşekkür ederim tabii Aykut Hocam. Gerçekten çok güzel bir altlık oldu. Büyümeme konusu kritik bir konu. Yani ekonomik büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğu, sürdürülebilir olacağı ve gayri safi yurt içi hasılanın ne kadar gerçekçi hesaplandığı. Bu konuda da çok önemli okuma önerilerinden birisi. Ben de paylaşmış olayım. Hocam birkaç güzel kitap paylaştı. Simit ekonomisi olarak çevrildi Türkçe'ye. Hatta biz de şu anda şey yapıyoruz, İzmir'de Karşıyaka Belediyesi için gevrek ekonomisi modeli geliştiriyoruz. Karşıyaka Belediyesi ile birlikte yerel özellikler olsun diye gevrek dedik biz de. Gevrek ekonomisi modeli çalışıyoruz. Bu yaklaşımda aslında gayri safi yurt içi hasılanın nasıl hesaplanması ya da nasıl hesaplanmaması gerektiğini, pek çok toplumsal ekolojik altyapıyı, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Burada da işte belki büyümeme kavramı, büyümeme kavramının da çok basit olarak aslında altını çizmekte de faydalı olduğunu düşündüğüm iki unsuruna değinmek lazım. Aslında büyümeme mevcut kaynakları verimli kullanarak aynı büyümeyi sağlamayı da içeren daha geniş kapsamlı bir ifadeyken, bir taraftan da gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere bir sınırlayıcı etki oluşturan ve bunu böyle güzel süslü bir araç olarak empoze ettikleri bir durum. Dolayısıyla bu büyümeme ya da işte küçülme ya İngilizce'de degrowth olarak ifade edilen sürecin de doğru anlaşılması, doğru yönetilmesi ve bu sürecin iyi anlaşılması gerekiyor ki bu verimlilik artışını sağlayabilirim. Ve bu ağır yıkım, hani enkazların, işte binaların, şehirlerin yıkımı, şehirlerin yok olması çok tatsız bir vesile olsa da acaba artık Türkiye'nin ve yakın coğrafyasının bir yaratıcı yıkımı olabilir mi? Ve buradan bir yaratıcı yıkım, Schumpeter'e de bir gönderme yaparak yaratıcı yıkıma dönüştürülebilir mi? Bu krizden, bu aslında afetin felakete dönüştüğü süreçten, çoklu kriz ortamından bir yaratıcı yıkım çıkartılabilir mi diye ben de soru sorarak çerçeveyi çizmiş olayım. Sabrınız için teşekkür ederim. Umarım çok dağınık bir perspektif olmamıştır. Evet, çok teşekkürler. Chat alanından iki tane soru var. İstersen hemen onları ben okuyayım. Birincisi Furkan Akın'dan geliyor. Herkese iyi akşamlar diledikten sonra şöyle demiş. Türkiye'de afet sonrasında söz konusu bölgeye müdahale ve eylem planında kamu, STK görev dağılımından ve kurumların birbirleriyle koordinasyonunun başarı düzeyi hakkında biraz bahseder misiniz? Yani ne yazık ki sınıfta kaldığımız olaylardan birisi daha. Çünkü AFAD bir çatı kuruluş, 2009 yılında kuruldu. İşte ve çeşitli kurumlardaki çeşitli genel müdürlüklerin birleştirilmesiyle ve yeni genel müdürlüklerin eklenmesiyle oluşmuş bir yapı. Ne yazık ki AFAD içinde gönüllülükle ilgili bir dairenin kurulması, bir daire başkanlığının kurulması, işte uluslararası ilişkilerle ve işte sivil toplumla ilişkilerle ilgili daire başkanlıklarının kurulması bundan sadece birkaç yıl önce oldu. Dolayısıyla da burada sivil toplumun ne kadar önemli ve etkin olduğuna dair çalışmalarında bu anlamdaki vizyon eksikliğinin, özür dilerim, ya da farkındalık eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Akreditasyon için çok çalışıldı, onu biliyorum, çok araştırıldı.
Ama orada da gerçekten kriterleri belirleme konusunda, akredite etme konusunda, eğitimleri sağlama konusunda merkezi düzeyde pek çok eksikliğin olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Yani başkanlık düzeyindeki AFAD'la çalışma yapma çabalarından dolayı geçmişteki, çok özür dilerim, ondan dolayı biraz söyleyebiliyorum duruma dair bir şeyler. Ama bu Maraş depremleri ile ilgili de ne yazık ki işte AFAD koordinasyonu ve izni dışında sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesine izin verilmediği, uluslararası arama kurtarma ekiplerinin dahi bekletildiği ve ilk saatlerin çok kritik olduğu bir dönemde bir taraftan da gerçekten yetkin olan enkaza müdahale edebilecek nitelikteki arama kurtarma gönüllülerinin, sivil toplumun, ki burada sivil toplumun her birinin çok ciddi katkısı var. Yani bütün sivil toplum kuruluşları, yani bu alandaki bütün sivil toplum kuruluşlarının enkaza girmesi, afete doğrudan müdahale etmesi gerekmiyor. Bu bölgedeki halkı uzakta tutması, o aydınlatma ekipmanlarının güvenliğinin sağlanması, dinlenmeye geçen arama kurtarma personelinin işte bir bardak çayla birazcık desteklenmesi bile bu alana hakim sivil toplum gönüllüleri açısından çok önemli bir destekleyici hizmet olarak aslında biliniyor. Bizim de özellikle bu öğrenci topluluğumuzla ve derneğimiz aracılığıyla yaptığımız çalışmalarda bunu da tecrübe etmiştik. Ancak işte kamunun burada hem koordine edici hem de denetleyici bir mekanizma olarak sivil toplumu örgütlü olarak güçlendirmesi çok kritikti. Diğer pek çok faktörle birlikte kritik olan unsurlardan biriydi. Ne yazık ki dediğim gibi çok yetkin arama kurtarma ekipleri, gönüllüleri olmasına karşın burada sınırlandırılmış bir alan ya da izne bağlı durumlar dolayısıyla çok büyük sorunlar yaşandı. İyi bir örnekten geçmişti aslında 99 depremi sonrasında galiba İsviçre'ydi. Kalkınma örgütü aracılığıyla İsviçre olabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim, bağışlayın. Mahalle Afet Gönüllüleri gibi bir vakıf kuruldu, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı. Ve mahallelere yerleştirilen konteynerler, konteynerlerin içinde temel arama kurtarma ekipmanları ve mahalleden eğitilen gönüllü insanlar. Ve bu konteyner hem güvenli olacak bir bölgede duruyor, hem de afet durumunda o eğitim almış gönüllülerin hemen oradan ekipmanlar alıp resmi ekipler gelene kadar enkaza müdahale edebilmesini sağlayacak bir mekanizma. Bunu Türkiye'ye yaygınlaştırmak için çok çalıştılar. Ama ne yazık ki başarılı olamadı. Bir süre sonra her güzel büyük örgütlenmenin yaşadığı, makus tarihi yaşadığı işte Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Şişli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Kadıköy Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği gibi pek çok farklı isimle bölündüler. İşte bu noktada da iyi örnekler var, yapılabilir, sürdürülebilir. Sivil toplumun konuda örgütlü olması, destekleniyor olması finansal olarak da eğitim açısından da kritik. AFAD tabii eğitimler konusunda çok yetkin ve güzel eğitimler de veriyor. Bunun da altını çizelim, haksızlık etmeyelim. Ama işte bunun koordinasyon organizasyonu verilen eğitimler kadar önemli deyip özetleyeyim. Dolayısıyla başarı düzeyi aslında yüksek olabilirdi. Evet, çok teşekkürler. Chat alanındaki ikinci soru Vugar'dan gelmiş, eski bir öğrencimiz, siyasal bilgilerden. Vugar Salimov diyor ki demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle afetlerin sonuçlarının büyüklüğü arasındaki ilişkiyle ilgili çalışmalar var mı literatürde? Böyle bir çalışma ne kadar anlamlı olur? Yani bunu tabii senden rica edeceğim çünkü ben o konuda hiçbir şey araştırmadığım için susuyorum. Var mı hocam böyle bir şey, senin bilgin var mı? Soruya ne kadar da anlamlı olurdu diye cevap vereyim. Yani şöyle, kurumsal yapılar, yolsuzluk, işte kurumların süreçlerdeki etkisiyle ilgili çalışmalar olduğunu biliyorum ama çok spesifik bir soru soruyor bunlar. O yüzden hani çok hakim de değilim doğruyu söylemek gerekirse. Bazı bu özellikle yolsuzluk, kurumsal yapılanma, tabii hukuk zaten birçok şey için olduğu kadar koordine edici ve düzenleyici bir mekanizmanın da temelini oluşturduğu için elbette vardır, ama dediğim gibi çok spesifik olarak şu çalışmalar var, şurada yapılmış diyemem.
Ama çok güzel soru. Toplantıdan sonra biraz araştırma yaparım bununla ilgili. Sonra da paylaşırız yine. Evet. Peki, başka chat alanında soru göremiyorum ama zaten çok kalabalık da bir ortam yok. İstiyorsanız direkt söz alıp sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Mahir Hoca'yı görüyorum mesela. Hocam var mıydı sorunuz veya katkınız? Hocam mikrofon kapalı. Evet, Mahir Hoca'nın mikrofonu kapalı. Evet, açması lazım. Açıyorum. Evet, şimdi Ha. açıldı. Ha, şimdi Tamam. biraz yorum yapmak istiyorum. Bu doğal afetlere karşılık doğa kaynaklı afetler sözü kullanılıyor. Yani öyle bir söylem de var. Biz 1999 depreminden sonra eğer bilim insanlarını dinleseydik, aşağı yukarı bize nerelerde deprem olacağını zamanı hariç büyüklüğüyle söylüyorlardı. Ve buralardan hareketle biz ne kadar kayıplara uğrayabileceğimizi bile hesaplayabilirdik. 25 sene kadar bir zaman geçti şeyin üzerinden. Yani o gün toparlanmaya başlasaydık bu bölge için, milli gelirimizin %1/2'sini harcasaydık, bugün bu depremi biz unutmuş geçmiş olurduk. Yani 2 ay, 1,5 ay geçti üzerinden. Hiç kimse olup geçti, tamam bir deprem oldu. Çok belli bir tahribatı mutlaka olacaktı. Çok büyük bir deprem, onu şey yapalım yani anlayalım. Ama biz evlerimizi sağlam yapsaydık, altyapımızı sağlam yapsaydık, her şeyimizi sağlam yapsaydık, işte bu apartmanların altına çok fazla iş yeri yapmasaydık, bunu çok küçük bir maliyetle atlatmış olacaktık ve en önemlisi de can kayıplarımız bu kadar yüksek olmayacaktı. Yani Murat kardeşimin söylediği şey çok önemli. Yani insanlar bir yerden bir yere göç ettiler. Ben de Ankara'dayım şu anda. Yani neredeyse 2 ay, 1,5 aydır ve ben hiçbir yere kayıtlı değilim. Yani kalktık geldik buraya. Şimdi tabiat bize o 100 milyar dolar civarında harcamayı neredeyse 1 yılda yaptıracak. Yani yeni evler yapılacak. Efendim işte milyonlarca insan şeylerde, çadır kentlerde, konteyner evlerde bunlara bakılacak. Bunların yemesi içmesi var. Yani bu insanlar çoğu çalışamayacak durumdalar. İş yerlerini kaybetmişler. Dolayısıyla eğer bilime demin Murat Bey'in söylediği çok doğru. Umarım işte bu şeye döneriz artık, bilime döneriz. Bu bize bundan sonraki felaketler için iyi bir çıkış noktası olur. Yani hani bir musibet bin nasihattan evladır derler. Umarım bu sefer ayaklarımız suya değer. Sizin şeye dediğiniz gibi bu yapısal reformlarda çok geç kaldık, yapamayacağız dediğinize katılıyorum. Ben de böyle %100 umutlu değilim ama hiç olmazsa bu zararları minimize edecek bir takım şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Benim katkım bu kadar bu aşamada. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Hem katılımınız hem yorumlarınız için. Ben bir de Nesrin hocamı görüyorum. Nesrin Algan hoca. Gene siyasaldan. Bu Eminim arada onu. İzmir'de Aykut Hocam, Mahir Hocam, tabii Mahir Hocama ve ailesine de geçmiş olsun diyelim o bölgeden. Evet. Dolayı yaşadıkları sıkıntılardan dolayı umarım kayıp da yoktur diyelim. Evet. Evet, ben tekrar kontrol ediyorum. Nesin hocam, evet. Evet, sesi Heh. açtım. Merhaba hepinize çok teşekkürler. Benim Merhaba. söyleyeceğim bir şey yok. Dinliyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Siz başlarken Aykut Hocam 20 yıldır tanıştığınızı söylediğinizde ben güldüm. 40 yıla yakındır bu konularla tanışan biri olarak çok mutsuz ve karamsar olmamam gerektiğini düşünsem de oluyorum maalesef. Ben de demin hatırlatıldığı gibi doğal afet demeyenlerdenim.
Doğa olaylarını afete insan dönüştürüyor, politikalar dönüştürüyor. Başka bir ülkede asla benzer bir soruna yol açmayan bir doğa olayı, eğer bizde böyle bir kenti ve binlerce, on binlerce canlıyı öldürüyorsa, ki ahir ömrümüzde Mustafa Aydın hocamla ben bir denizin ve bir kentin ölümüne şahitlik ettik. Bunu da gördük yani. Bu da çok kişisel tarihimiz açısından çok hazin bir durum. Bir tek ilavem olabilir. Doğa olayları ve insanın yıkıcı müdahalesinde çok dikkatten kaçan bir konu olduğunu düşünüyorum. Bilimsel raporlar bunu söylüyor. Yıllardır hepimiz anlatıyoruz. Biyoçeşitlilik kaybı. Altıncı büyük yok oluştu çağında yaşıyoruz. Ve ekonominin tüm kaynakları aslında biyoçeşitliliğimizle çok yakından ilgili. Örneğin gıda güvenliğimiz. Tarımsal biyoçeşitliliğimiz kaybolduğunda, ki şu anda deprem nedeniyle çok ciddi bir tehdit altında. Gıda güvencesinden tutun da ya da su kaynakları, toprak kaynakları kaybolduğunda bunlar bizim biyolojik çeşitlilik kaybımız gibi görünmüyor. Öyle algılanmıyor. Halbuki topyekün bir kaynak diye baksak bile iktisatçılar gibi onları kaybediyoruz ve bu iklim krizinden çok daha hızlı ilerliyor. Ama ne yazık ki önceliklerimiz başka türlü belirleniyor bu ülkede. Risk yönetimi, risk değerlendirmesi, risk yönetimi bilmediğimiz ve yapmadığımız bir konu değil. Ama bilinçli olarak sanki yapmıyormuşuz gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Hocalar yıllardır anlatırlar. Afeti yönetemezsiniz. Riski yönetebilirsiniz. Önceden önlem alabilirsiniz ve benim hem Aykut'un sevgili abisiyle Mülkiye öğrencilik yıllarımda hocalarımdan rahmetli Fehmi Yavuz başta olmak üzere öğrendiğim, hem benim de öğretmeye çalıştığım şey bu. Riski nasıl yöneteceğinize dair bilimin size verdiği çok somut bulgular var. Ama örneğin sel olduğunda bunu iklim krizine bağlayıp sıyrılmak gibi bir kolaycılığa kaçıyorsa karar vericiler, sorun burada. Burada afete uğrayan ve çöküş yaşayan Türkiye'de kamu yönetimi sistemi. Çünkü tek tek bu illerin afet yönetim planlarına bakın, afet eylem planlarına. Aslında çoğu önlem yazılmış, yıllardır bilinen şeyler. Ama olmayan bir kamu yönetimi mekanizması. O yüzden hani enkaz altında ne kaldı? Sadece insan ve diğer canlılar, tarihi değerler, biyoçeşitliliğimiz değil. Kamu yönetimimizin de enkaz altında olduğunu gördüm. Umarım bilimin ve aklın yolu tercih edilir de bundan sonrası için daha akılcı davranılır. Çünkü bu bitmeyecek. Yani biyoçeşitlik kaybı olduğu sürece, iklim krizi olduğu sürece doğa olayları afete dönüşme, pandemiye dönüşme riskiyle gündemimizde hep olacak. Konuşmam dedim, çok konuştum. Hepinize çok sevgiler, teşekkürler. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Hocam Başka? hemen küçük bir bilgi vereyim. Bu Evet. kitabın 15. bölümü Hacettepe'den biyolog arkadaşım Profesör Utku Perktaş yazdı. Afetler ve biyoçeşitlilik ilişkisi. Hocama, Nesrin hocama çok teşekkür ederim hatırlattığı için. Afetler ve biyoçeşitliliği, afetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini çok boyutlu olarak tartışan bir bölüm de var. Onu da hatırlatmış olayım. Önemli boyutlardan biriydi. Sağ olun hocam katkınız için. Evet, diğer dinleyicilerden soru sormak isteyen veya yorum yapmak isteyen. Evet, galiba yok kimse. Mustafa Hocam bir herhalde. Mustafa Hocam bir şey söyleyecek mi? Ha, Mustafa Hoca tabii. O en uzaktan
En uzun soruyu o soracak. Yok, afetçi olmadığım için ben de öğreniyorum. Hani ne sizin gibi tevazudan dolayı da söylemiyorum. Yani hakikaten bana uzak gelen bir adam ama yani Türk olunca, Türkiye'de yaşayınca afetlere tanık olmak hepimizin kaderi gibi. Dolayısıyla sanki hocaları da dinledikçe çözüm siyasette ve başka hiçbir yerde gözükmüyor. Yani sadece siyasette çözüm. Orayı etkilemediğimiz sürece çözemeyeceğiz. Ben şu anda bir kitap edit ediyorum pandeminin küresel etkileri üzerine. Yine pandemi döneminde bu tür toplantılar yapmıştık. Oradan raporlar çıkmıştı. Şimdi onu kitaba çeviriyoruz. Ona bir giriş yazısı yazarken biraz baktım. 2012'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir karar var. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yani dünyanın güvenliğiyle ilgileniyor. Barış güvenlik meselesiyle ilgileniyor. Ve 2012'de bir karar alıyor. Diyor ki bir sonraki bu üst solunum yolları, yani adını da koyarak üst solunum yollarıyla ilgili pandemi gelecek ve bu önemli bir uluslararası güvenlik problemidir. Yani bunun bu organın üzerinde ve bu kararın üzerinde dünyada başka bir yer yok. Buna önlem alın diyor üye ülkelere ve herkes raporlar hazırlıyor, işte planlar hazırlıyor. Türkiye'nin de bu pandemi, yani çıkan pandemiyle veya ve pandemilerle mücadele etmek için hazırladığı eylem planı var zaten. Ama hatırlıyorsanız pandemi gelince hep birlikte nereden çıktı bu diye herkes şaşırdı. Hani biz şaşırmış olabiliriz belki ama bunun raporu hazırlayanlar, bunu kabul edenler, siyasi önlemleri almış olması gerekenler vesairenin şaşırmaya hakkı yok. Şimdi pandemi örneğini verdim ama aynı şeyi deprem için söyleyebiliriz. Aynı şeyi sel için söyleyebiliriz. Aynı şeyi yangınlar için de söyleyebiliriz. Kağıt üzerinde önlem almak da Türkiye'de üzerimize yok. Yani yasalar aslında yeterli. Bugün mülkiyeden çok arkadaşımız konuştu. Mülkiyedeki hocalarımızdan biri rahmetli Mümtaz Soysal anayasa hukuku anlatırdı bize. Orada da hani dünyadaki en uzun anayasaları yapan millet biziz derdi. Çünkü biz her şeyi yazarız, anayasa maddesi haline getiririz. Ama sonra onu takip etmeyiz. Yazıp bırakınca iş çözülmüyor. Burada da ben hani bütün dinlediklerimden herkes her şeyi biliyor. Nasıl önlem alınacağına bilim insanları çok net bir şekilde ortaya koymuş durumdalar. Öğreneceğimiz çok fazla bir şey yok. Elbette öğrenmenin sonu yok, öğrenilir ama aksiyon almak için de bizim gibi insanların bir şekilde siyaseti harekete geçirmesi gerekiyor. Yani bizler aktivist, çoğumuz aktivist değiliz, akademisyeniz veya akademik işlerle uğraşıyoruz ama hayatta kalmak için de herhalde artık aktivist olmamızın zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Biraz yani soru olmadı ama bugünkü gündemden bana yapan çağrışımlar bunlar. Evet, teşekkürler Murat Hocam. Sen yani örgütlü sivil toplumun ne kadar önemli olduğunun altını çizdi aslında Mustafa Aydın Hocam. Yani bu noktada gerçekten siyaseti etkilemek mümkün. Ama çok ciddi tabii bariyerler de var. O bariyerleri aşmak için de herhalde yılmaz, yorulmaz, uslanmaz aktivistler olmak gerekiyor ki o bariyerler aşılabilsin ve etkilenebilsin. Yani keşke bu vesileyle olmasa ama ben bunun çok olmasaydı ama ben bu sürecin çok önemli bir kırılım olduğunu düşünüyorum. Yani bu şey olmayacak, yani bir popülist bir dönem olup o ateş sönmeyecek. Şimdi mesela şeyle ilgili ateş söndü, ne yazık ki yani yardımlar azalmaya başladı, gündem değişti vesaire ama ne ekonomik açıdan ne toplumsal açıdan ne de ekolojik açıdan bu çok kolay atlatılamayacak. Ve özellikle bu alanda insani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları çok ciddi, çok uzun vadeli aksiyon planlarını yapmaya başladılar bile o bölge için. O bölgenin ayağa kaldırılabilmesi için evet, en önemlisi siyasilerin ve karar mercilerinin harekete geçirilmesi.
ama onu harekete geçirebilecekti herhalde. Bir taraftan burada atladığımız bir aktör de var, özel sektör. Aslında vergi veren bir taraf olarak da özel sektörün de siyaseti etkileme şansı, yönlendirme şansı var, talepkar olma şansı var. Ama tabii buradaki ilk evvela görev sivil topluma düşüyor. Çok özür dileyerek sadece biraz önce bu etkilerden bahsederken atladığım, yani resmi değil bu rakam ama bu konuyla ilgili proje üretip envanter oluşturmaya çalışan arkadaşlarımdan gelen ve işte bu sağlıkla ilgili tedavi süreçleriyle ilgili de önemli bir boyut olduğunu düşündüm. 20 bin civarında insanın da proteze ihtiyacı olduğu yönünde bir bilgi var. Yani kolunu bacağını kaybetmiş ve protez ihtiyacı olan insanlar var. Yani o kadar çok boyut ve bu boyutlar o kadar girift durumda ki gerçekten yani herkesin yıllar boyunca çalışarak bu süreci yeniden inşa etmesi gerekecek diye özetleyeyim ben. Çok karamsar bir tablo çizdik ama ne yazık ki gerçek bu. Evet, çok teşekkürler. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir söyleşi olur diye planlamıştık. 21-26, fena değil. Bir buçuğa yaklaşmışız. Furkan Bey söz almak istiyormuş. Evet, buyurun. Merhaba hocam, iyi akşamlar dilerim herkese. Vermiş olduğunuz bilgiler için başta siz ve bütün katılımcılara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Benim şu an soracağım soru, akşam boyunca bahsedilen konuların akademi sahası içerisindeki performansları ile ilgili olacak. Zira Robert Stirling'e göre afet araştırmacıları akademi dünyası içerisinde kurumsallaştırılmış marjinalliğe mahkum edilmiş kenar mahalle sakinleri olarak görülüyor. Tahmin edeceğiniz üzere zannediyorum bu durum ülkemiz için de geçerli. Kaldı ki afet politikaları hakkında Türkçe literatürün de eksikliği göz önüne çarpıyor. Hocalarımız olarak size sorum, lisans düzeyindeki öğrencilerin afet politikaları hakkında uzmanlaşması ve bu konuda akademi dünyasında bu alanın daha fazla ciddiye alınması hakkında ne gibi bir hamle yapılabilir, nasıl çalışmalar yapılabilir? Teşekkür ederim. Aykut Hocam, buyurun. Ben düşünme hakkımı kullanayım istersen diyecektim. Sen başla istersen diyecektim. Yani ben hemen çok özet olarak bir cümleyle önce akademinin niteliklerine kavuşturulması gerekir ki bunu konuşabilir hale gelelim diye özetleyeyim. Evet, doğru tabii. Genel sorunlar çözülmeden bu alana ilişkin bir iyileştirici bir hamle yapmak kolay değil. Yani neler yapılabilir? Gene de düşünecek olursak, hiç değilse bugünden sonra bu toplantı vesilesiyle de olduğu gibi sadece çevre iktisadı ya da ne bileyim çevre ilgili sorunlar konuşulduğu zaman veya o dersler çerçevesinde değil, onun dışındaki derslerin içinde de biraz daha fazla değinebiliriz galiba. Ben kendi payıma mesela hazır sömestr daha önümüzde uzuyor. 2 haftada ekledik biz şeye, sömestrin sonuna. Dolayısıyla 2 tane ders veriyorum. İkisi de bu konuları kısmen de olsa ele alabileceğim dersler. Bir tanesi çevre ve doğal kaynaklar iktisadı. Diğeri iktisadi büyüme ve kalkınma. Dolayısıyla buradaki slaytlarda sözünü ettiğim şeylerden biraz belki oraya aktarıp öğrencilerde bir ilgi uyandırabiliriz diye ümit ediyorum. Çünkü öğrencilere sonuçta biz bir bilgi stoğu değil, bir yöntem, yol, yordam öğretmeliyiz. Bazı konuların önemini anlatıp sonra onların bu konularda daha fazla düşünmelerini, araştırmalarını sağlayabiliriz. Tabii şimdi bütün söylemleri birleştirince şey de geliyor insanın aklına. Bu sivil toplum kuruluşları içindeki aktif katılımları belki teşvik etmek iyi olabilir. Özellikle öğrenci toplulukları üzerinden. Yani bir nevi farkındalık yaratma faaliyeti yapılabilir herhalde. Ama birilerinin de Murat Hoca'yı yalnız bırakmayıp
daha fazla bu alanlarda akademik araştırma yapması gerekiyor. Yani bu da bence cazip, yeterince cazip, ilginç bir alan. Rahmetli Uğur Korum Hoca'nın bize hep söylediği gibi, yani bir konuda araştırma yapacaksan konuyu öyle bir seç ki o sana birkaç yıl monopol gücü sağlasın derdi. Şimdi Murat Hoca onun dediğini uygulamış oluyor bir yerde. Ama sayılarımızın artması gerekiyor. Ne kadar çok kişi bu alana girip soru sormaya ve onu cevaplamaya çalışırsa o kadar faydalı oluyor. Şu anda mesela iklim konuları, çevre konuları, enerji konuları eskisine kıyasla çok daha fazla kişi tarafından araştırılıyor, inceleniyor. Sonuç alamıyor olabiliriz. Politikaya, meclise yansımıyor olabilir kararları ama bu burada da belki bir yerlerden başlamak gerekiyor. Ne kadar çok konuşulursa, gündemde tutulursa o kadar iyi olur. Ama önce galiba şeyden başlamak gerekiyor. Ben biraz onun için ders kitabından ilk giriş sayfalarından birkaçını sizlerle paylaşıyormuş gibi hissettim kendim ama bu onun sebebi sizlere ders vermek değil. Tam tersine bu konularda ilk kez düşünmek zorunda kalmaktan kaynaklanıyordu. Basit bir takım şemalarla acaba nasıl düşünebiliriz, nasıl yerleşik kavramlarla, modellerle ilişkilendirebiliriz diye düşünüyorduk. Onu demek ki geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi o benim birkaç yıl önce hazırladığım grafiğe bakınca ben hep Kuzeydoğu'ya gitmemiz gerekiyor diye onun çözümlerini arıyordum. Ama bir de bizi aşağı çeken bir şeyler var. Onlara ne yapmamız lazım? Demek ki oranın üzerinde de çok kafa yormamız gerekiyor. Yani yapısal reformlar ve daha geniş ölçekte transformasyon ama bir de öbür tarafta doğal afetler ve bunlara hazırlık açısından neler yapılmalı? Depremle hiç ilgisi olmayan ülkeler bile yapıyor. Biz niye hala daha hazırlığımızı yapsak bile uygulamada bir sonucunu göremiyoruz. Yani Kahramanmaraş'la ilgili bir rapor hazırlanıyor. Birkaç yıl önce yayınlanıyor. Çok etkileyici olmasa da bir tatbikat yapıldığı anlaşılıyor ama birkaç yıl sonra gerçekten başımıza geldiğinde herkes şaşırıyor. Ne yapacağını bilemiyor, nereden başlayacağını bilemiyor. Bu çok üzücü tabii. Yani benzer şekilde Mustafa Hoca'nın da demin söylediği gibi mesela bu COVID'in ortaya çıkışıyla ilgili olarak Almanya 2011 yılında parlamento bir risk analizi yaptırtmış. Bağımsız araştırmacılar grubuna demişler ki hani ne gibi riskler görüyorsunuz bir araştırın. Bir tanesi selle ilgili bir senaryo geliştirmişler. İkincisi de COVID'le çok benzeyen bir şeyi tarif ederek onun etkilerini tahmin etmeye çalışmışlar. Ve bu ortaya çıkınca tabii komplo teorileri üretildi. Acaba Almanların da bir etkisi mi var? Bunu biliyorlardı da onun için mi yaptılar? Oysa o raporu hazırlatmışlar ama gerçekleşme ihtimali o kadar düşük kabul edilmiş ki analizde. Ayrıntıları var. Bir başka vesileyle bir yerlerde anlatmıştım. Bunun gerçek olacağına herhalde onlar bile inanmamış. Ve ciddiye alıp hiçbir önlem almamışlar. Yani oysa orada yazılıyor işte böyle bir şey olursa şu etkilere yol açar. Fakat gerçekleşmesi ihtimali çok düşük. Ama işte onlara karşı da iyi kötü bir hazırlanmamız gerekiyor. Yani hiç değilse bundan sonra hazırlanmamız gerekiyor. Çok teşekkürler o anlamda soru için. Seda Hanım'ın söylemek istedikleri var. Hocam Furkan'ın söylediğine bir tamamlayıcı anekdot vereyim. Kenar Mahalle dedi ya, yani ötekileştirilmiş. Bu kitabı derlediğimde, çalışmaya başladığımda Taşra'nın beni çok seven hocaları dediler ki ya bu antin kuntin işlerle uğraşıp dikkat çekmeye mi çalışıyorsun sen dediler. Yani işte ne yazık ki bakış açısı hiç değişmiyor. Bu akademinin içinde de var, dışında da var. Dolayısıyla öteki olmaya razı olup işte bunu yaygınlaştırmak gerekiyor ki Aykut Hocam'ın dediği gibi çokça kişi konuşsun, gündem oluşsun, çok öğrenci yetiştirebilelim bu farkındalıkları. Bir de Aykut Hocam konuşmaya başlayınca bir tedirgin oldum. İki hafta uzattık deyince herhalde İstanbul yolu gözüküyor bana, bir derse gidiyorum gibi hissettim. ama başımla beraber öyle bir davet gelirse de. Beykoz'u göremiyoruz gerçi değil mi online? O zaman İstanbul yolu gözükmüyor. Hibrite dönüşürse kabul ediyorum. Bir düşüneceğiz onları bakalım. Peki Seda Hanım'a sözü vereceğim ama arada hemen chatten gelen iki tane şey var. Bir tanesi soru. Önce soruyu sonraya bırakıp Nesrin Hoca'nın verdiği bilgiyi okuyayım. SBF Mülkiye'de de okutuyoruz afet konularını derste demiş. Ankara Üniversitesi'nin ayrıca tüm ön lisans ve lisans öğrencileri için gönüllülük çalışmaları dersi var.
demek ki yapılabiliyor. Bizim de üniversitenin ortak havuzunda benzer bazı dersler var ama doğrusu açıkçası benim pek bilgim yok yani içerikleri hakkında. Evet Seda Hanım, sizi dinliyoruz. İyi akşamlar herkese. Sesim geliyor mu acaba? Kulaklıktan konuştuğum için emin olamıyorum. Tamam. Saygıdeğer hocalarıma öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli katkılarından ötürü Nesmin hocama da buradan birebir tanıdığım için selam vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben daha bu yaştan farkındalık eğitimlerine başladım. Birlikte dinliyoruz. Ben de İstanbul Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktor öğretim üyesiyim, çalışıyorum. Ve bu deprem meselesiyle de ilişkim TÜBİTAK'ın 2021 yılında deprem özel çağrısıyla başladı aslında. Ben iklim değişikliği ve zorunlu göç üzerine bir hukuk tezi yazmıştım. Hukuksal kavramsallaştırma üzerine, formasyonum hukuk benim. Ve şimdi olası İstanbul depreminin zorunlu göç senaryosu üzerine çalışıyorum. Geçen senemde kurumsal kapasiteyle geçti. Kurumsal kapasiteyi anlamakla geçti, biraz kurumları tanımakla geçti. Ben birkaç noktayı müsaade ederseniz kendimce katkı sunmak istiyorum. Mesela ilk soruda Furkan Bey'in söylediği bu krize müdahalenin etkililiği meselesi, Nesmi Hocam çok doğru bir şey söyledi. Yani dirençli toplum olabilmenin iki boyutu var. Bir, dayanıklı kentler inşa edebilmek, ki bu olmazsa olmazıdır. Yani siz yaşam alanınızı dayanıksız kılarsanız sonrasında hazırlıklı toplum olabilmek adına ne kadar kusursuz bir planlama yapmış olursanız olun, ne kadar kurumsal kapasitenizi geliştirmiş olursanız olun, personelinizi deneyim ve profesyonellik konusunda mükemmel bir konuma getirmiş olursanız olun, yıkım olduğu zaman o felaket oluyor. Dolayısıyla gerçekten de bizim riski yönetebilmemiz, riski yönetmek de değil aslında, riski ortadan kaldırabilmemiz gerekiyor. Bunu bertaraf edebilmemiz gerekiyor. Çünkü risk yönetimiyle sınırlı kalırsak işte bu hazırlıklı toplum olabilmek adına yapılan çalışmalarla bu işi açıklamak durumunda kalırız ki işte bugün AFAD'ın afet müdahale planları ya da çeşitli işte çalışmalarla, o akreditasyonlarla yapmak istediği sürecin etkilediğini tartışılır oluruz ve bizim gerçekten riski bertaraf etmemiz lazım. Bir hani geçen yılki kurumsal kapasiteden edindiğim deneyim ve Maraş depremleriyle yaşadığımız acı bana bu sonucu çıkardı. Bir onu paylaşmak isterim. İkinci olarak bu son söylenen akademinin afet konusuna eğilimiyle ilgili olarak ben geçtiğimiz haftalarda bir toplantıya katıldım. Resmi bir toplantıydı ve orada afet çalışan hocaların şöyle bir serzenişte bulunduğuna şahit oldum. Biz afet konusunda, afet yönetimi konusunda pek çok çalışma yapıyor olmamıza rağmen YÖK sisteminde bu bir doçentlik alanı olarak kabul edilmiyor. Şimdi ben benzer bir sorunu kendi branşımda yaşıyorum. Burası da böyle bir ağlama duvarı gibi olacak ama ben de başarılı bir talebeydim hukuk fakültesinden mezun olduğumda ve devletin bursuyla Fransa'da çevre hukuku alanında lisansüstü eğitim almak için gönderildim ve onun neticesinde de İstanbul Üniversitesi'nde istihdam edilmekteyim. Ve ne oldu bilmiyorum. Türkiye'ye döndükten sonra çevre hukuku alanı da doçentlik alanı olmaktan çıkartıldı. Danıştaylara davamı açmadım. Üniversiteler arası kuruldaki hocalara mail mi atmadım? Yani elimden gelen her şeyi yaptım. Dolayısıyla akademiyanın aslında bu konuda zenginleşebilmesi ve desteklenmesi çok kıymetli olacaktır. Afet özelinde kendi branşımdan şikayet etmekle birlikte bunu da burada ifade edeyim. Yani afet alanında bir doçentlik alanının olmayışı akademiyanın belki bu konudaki üretkenliğinin önünde bir engel olarak karşımıza çıkıyor olabilir deyip o konuyla da ilgili bir fikrimi beyan etmek isterim. Ve biraz önce Murat Hoca afetlerde yoksulluk üzerine olan kitabını söyleyince biz hep yoksulluk olgusunu, tam da burada iktisat hocalarımız var, gerçi benim alanımı çok aşan, umarım boyumdan da büyük laf etmeyeceğim bir şeyler söylerim, yoksulluk kısmı, yani yoksulluk meselesini biz hep
ekonomik ve sosyal kazanımlar ve menfaatler ekseninde tartışıyoruz genellikle. Ama bu afet söz konusu olduğu zaman yoksulluk büyük bir kırılganlığı işaret ediyor ve insanların hayatlarına mal olan bir kırılganlığı işaret ediyor. Dolayısıyla belki siz iktisat hocaları da belki derslerde bunu veriyorsunuz, dediğim gibi benim formasyonum bu olmadığı için yanlış bir yorum da yapıyor olabilirim. Sadece bir hani hukuki bir perspektifle bir şey söyleyeceğim bu noktada. Bunu ekonomik ve sosyal kazanımlar ve menfaatler ekseninde yoksullukla mücadele politikalarımızı şekillendirdiğimiz zaman aslında anayasanın hükümetlere çok geniş takdir marjı tanıdığı bir 65. maddemiz var bizim. Ve orada der ki hükümetler mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde ve politik öncelikleri doğrultusunda ekonomik ve sosyal hakları geliştirir ve yerine getirir der. Belki bu işte yoksulluk meselesini afetler bağlamında aslında bu ekonomik ve sosyal kazanımlar olgusu ile tanımlamak yerine bir devletin var olmasının asli koşulu can güvenliğini sağlama üzerinden belki somutlaştırıp bu noktada devletin o pozitif yükümlülükleri, koruma yükümlülüklerini amasız, fakatsız, istisnasız yerine getirme noktasında baskıcı bir çaba içerisine girebilir. Bunu akademiye de yapabilir. Bakalım mahkemeler bunu yapma cesaretini gösterebilirler mi? Öyle bir geniş yorumlama eğilimine girecekler midir süreç içerisinde, göreceğiz ama... Hani bu noktada belki sizler derslerinizde belki böyle işliyorsunuzdur. Onu da bilemiyorum, dediğim gibi. Bu noktada hani böyle bir kendi fikrimi ifade etmek istedim. Ve son olarak dediğim gibi bu proje konum itibariyle deprem ve göç meselesi. Belki biz Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini son işte 20 yılda daha da artan, hatta mevzuatla da beslenen, bu büyük şehir yasalarıyla vesaire de beslenen bu kentleşme olgumuzu kırıp belki artık kırı desteklemek, belki geri göçleri destekleyecek ve teşvik edecek kalkınma politikalarına yönelmek. Yani tamam, teknoloji elbette önemli ama yani bizim çok büyük bir tarım toplumu olabilme potansiyelimiz var. Bizim hayvancılıkta ve tarımda toprağımızı işlemekle büyük bir ülke olabilme potansiyelimiz var. Hani ben teknoloji anlamındaki gelişmeleri küçümsemiyorum, kesinlikle haddim de değil, ama yani Türkiye'nin o kulvarda yarışarak zaten çok eksiden bu kulvarda bir mücadeleye giriştiği kanısındayım. Bence Türkiye'nin daha tarım ve hayvancılık endeksi kırsal kalkınmayı hedefleyecek bir yaşam formunu destekleyecek ve bunu da belki de depremi de bahane ederek, hele ki olası İstanbul depremini de bence bahane etmesi gerekerek, çünkü ciddi bir milli güvenlik tehlikesi var orada aynı zamanda. Hani bu şekilde belki bir kalkınmanın çok daha bizi farklı yerlere getirebileceği kanısındayım. Çünkü bize hep batıya örnek gösteriyorlar gelişme anlamında. Yüksek katlı binaları gösteriyorlar ama ben uzun süre Avrupa'da da zaman geçirmiş biri olarak, yani o kırsalda işlenmemiş bir metrekare toprak yok. Aslında öyle, yani o Almanya diyelim mesela, değil mi? İklim açısından kesinlikle bizler kadar şanslı değiller, üretim açısından bizler kadar şanslı olabilecek bir iklim şartı yok, koşulları yok. Ama inanır mısınız, o kırsalında boş arazi yok ya, boş arazi. Aslında tarıma da ve hayvancılığa da bir o kadar önem veriyorlar. Çünkü gene burada Nesrin Hoca'nın da iklim değişikliği ekseninde ve biyolojik çeşitlilikle ilgili söylediğine de destekleyerek sözümü tamamlayacağım. Şey, bir bildiri gibi oldu benimki. Sonradan katılıp böyle çok konuşan bir insan oldum, kusura bakmayın. Gerçekten de ciddi bir iklim krizi riskiyle karşıyayız. Bugün İstanbul'un barajlarının doluluk oranı %30'larda. Hani kuraklık, verimli tarım topraklarımızı tamamen kaybetme riskimiz ciddi bir risk. Dolayısıyla hani ben bu yöndeki bir kalkınmanın Türkiye için gerçekten daha olası olabilirliği olan ve daha hızlı sonuç alabileceğimiz
aynı zamanda kalkınırken gıda güvenliğimizi de sağlayacağımız, su güvenliğimizi de sağlayacağımız, dolayısıyla biyolojik çeşitliliğimizi de koruyacağımız bir yöne bizi yönlendirebilir kanısındayım. Tabii ki iktisadi boyutu açısından hocalarımın takdiridir. Böyle güzel bir program için de gönülden teşekkür ederim. Çok konuştuğum için de özür dilerim. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Murat Hocam, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim Seda Hoca'ya. Gerçekten güzel şeyler paylaştı ve tanımlayıcı oldu. Benim ilave olarak söyleyeceğim bir şey yok. Bu vesileyle teşekkür edeyim kendisine. Evet, çok teşekkürler. İki tane soru var chat alanında. Onları da hızlıca okuyalım. Bir tanesi herhalde cevaplayamayacağımız bir soru ama Murat Hocam sen görüyor musun şeyleri chat alanından? GAP projesi ile tarımsal alanların sulama tarıma dönüştürülmesi ile yerel sularının azalması, fay oluşumu ve hareketi çöküşü, ben mi okuyamıyorum yoksa yazım hatalarım var galiba, ile 6 Şubat devrimi meydana gelme olasılığı var mı? Hocam bence şeyi kullanalım, biz konunun uzmanı değiliz diyelim çünkü buradan yanlış bir şey söyleriz, olur olmaz diye. Cevap verebilmek. Var mı cevap verecek kimse? Galiba yok. Peki ikinci bir soru da Ekrem Bey'den. Afet kurtarma yardımı yetişkin her bireyi kapsayacak şekilde seferberlik sorumluluğu mecburi hale getirilebilir mi? Belki buna bir şey söyleyebilir misin Murat Hocam? Tam anlayamasam da soruyu. Afet kurtarma yardımı derken arama kurtarmada her bir bireyi kapsayıcı şekilde bir organizasyondan ya da düzenlemeden bahsediyor galiba. Sevgili Ekrem Bey, yani bu tabii yine ben dönüp dolaşıp sivil toplumcu şapkamla konuşuyorum. Biraz önce örneğini verdiğim mahalle afet gönüllüleri gibi yapılanmaların artması, yerel düzeyde organizasyonların artması. Mesela çok basit bir şey izliyorum, takip ediyorum. Yani belediyeler tamam bu yardım faaliyetleri işte iş makinelerinin gönderilmesi, yardım toplanması vesaire. Sonra işte deprem ve benzer riskler konusunda yapılabilecekler diyorlar. Ve çok ilgili ilgisiz çalışmalara hemen paçaları sıvayıp dalıyorlar. Hemen ben de o zaman diyorum ki belediye ve hizmet binalarının dayanıklılığı ne durumda? Belediye personelinin farkındalık düzeyi ne durumda? İşte kendileriyle ilgili önlemler alınmış mı? Önce kurumsal olarak her bir kurumun ve bireylerin aslında özel sektör düzeyinde çalışanların, işte bu TÜSİAD için yaptığımız sektörel kırılganlıklar raporunda çok güzel bir örnekle karşılaştık. Hatta onu da böyle bir kutu olarak yerleştirdik. Turkas Petrol tüm çalışanlarına iş yerleri için bir tane, yani masaların altında tutmak üzere evleri ve aileleri için bir tane afet acil durum çantası hazırlayıp hediye ediyor. Aileleriyle birlikte afet durumlarında neler yapılacaklara dair, ne yapabileceklerine dair eğitimler düzenliyor çocuklarıyla ilgili, çocuklarıyla birlikte özür dilerim. Ve yapısal olmayan risklerin azaltılması noktasında da, yani yapısal olmayan risklerin azaltılmasıyla kastettiğimiz şu, yatak odasındaki dolabın duvara sabitlenmesi çok basit bir önlem, çok ucuz bir önlem ancak çok büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor. İşte deprem olduğunda o dolap yıkılıyor, kapının önüne devriliyor. Siz tahliye edebilecekken, evi kaçabilecekken, canınızı kurtarabilecekken deprem durduktan sonra onu yerinden hareket ettiremediğiniz için orada mahkum kalıyorsunuz gibi. Pek çok şey var, çok basit önlemler ama çok etkili sonuçlar. Bu bireyler anlamında da yapılabilecek her şey ailede başlıyor. Yani aile afet planının yapılması, çocuklarımıza kendimizin önce bir şeyler öğrenip çocuklarımıza ve ailemize yansıtmamız. Bu şekilde herkes temel düzeyde eğitim alıp bunu içselleştirirse, bizim biraz önce bahsettiğim okul öncesi çocuklarla ilgili yaptığımız projenin temel çıkış noktası, yetişkinler için bir şey yapamıyoruz. Hala yetişkinler sallanmaya başladığı zaman yeryüzü
hemen kapının altına koşmaya ve orada durmaya devam ediyorlar. Ama çocuklara bunu çok daha rahat öğretebiliyorsunuz. Bir sarsıntı anında çok kapan tutunu yapması gerektiğini, cinin pozisyonu alması, hayat üçgeni oluşturabilecek bir evdeki eşyanın yanına konumlanması gerektiğini ve çocuk yaşlarda edinilen bu bilgi çok daha kalıcı oluyor. Bir reflekse dönüşüyor. Dolayısıyla bu bireyler, yetişkin bireyi ya da çocuğu birey olarak kapsayacak şekilde bir arama kurtarma seferberliği bence mecburi hale getirilemez. Çünkü mecburiyet olduğu zaman zaten kehan yapıyoruz. İşte eğitimlerde bile, afet farkındalık eğitimlerinde bile ne yazık ki kafa sayısına bakıyoruz. Şu kadar kişi eğittik, bu kadar kişi eğittik. Nasıl bir sonuç elde ettik kısmı var. Mecburi hale değil de vicdani hale getirirsek belki çok daha etkili olabilir diye bir bakış açısı, kişisel bir bakış açısı olarak cevabı umarım bu soruyu anlayabilmişimdir ve umarım cevabı verebilmişimdir. Evet, süremiz epey ilerledi ama Ekrem Bey sanıyorum geri çekti şeyini. Çok kısaca bir ekleme veya aydınlatıcı bir açıklama yapacaksanız onu alalım. Ondan sonra galiba kapatacağız. Sayın Mustafa Aydın Hocam ve değerli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Dışişleri Bakanlığı mensubu bir memurum. Brüksel'de şu anda görevim devam ediyor. Mustafa Hocam'ın Global Akademi'nin birçok programlarına da sigarki filmlerde ise katılıyorum. Hatırlamıştır belki değerli hocam. Efendim, bu ilk sorduğum sorudaki merak ettiğim konu şuydu. Hatta bununla alakalı daha önce bir program izlemiştim. Ondan etkilenmiştim, aklımda kaldı. Şimdi yeraltı sularının derin, büyük yeraltı sularının azalması, kurumasıyla mı oluşuyor bu fay hatları? Eğer öyleyse bu GAP bölgesi zaten bu en son deprem bölgesi neredeyse. Oraya kapsayacak şekilde tarım alanları yer alan bir bölge. GAP'la ilgili de bilinçsizce yeraltı sularının sulama tarıma geçirerek daha verimli, daha çok ürün alma yönünde bilinçsiz sulamadan yeraltı sularının azaldığı, toprağın da verimini kaybettiğine dair bir tarımsal bir program da izlemiştim. O da aklımda kalmıştı. Bu depremle alakası olabilir mi? Yani o bölgedeki yeraltı sularının hızla azalması tarımla ilişkilendirilebilir mi Sayın Murat Hocam? Onu, o açıdan bu soruyu sorduydum. Bunun dışında askerlikte biliyorsunuz bir şey var. Yani seçiliyor tabii askerin görev pozisyonuna göre bir seferberlik görevi belli bir yaşa kadar seferber bir personel olarak devam ediyor. Türk insanı da artık ülkemiz deprem ülkesi olduğuna göre her an her bölgede, her şehirde bir deprem olma riski yaşıyoruz. Kurtarma açısından, yardım açısından yani afette hangi branş da oluşabilir? Yani hepsi bir bütün olarak değil de kimisi işte kurtarmak için, kimisi orada tedarik amacıyla yani böyle branşlaştırılarak insanlara seferberlik bir sorumluluğu belli bir yaşa kadar bir kanunlaştırılarak böyle bir yükümlülük verilebilir mi yani? Yani benden bir çalışma yapılıp bu iktidara, hükümete sunulsa, parlamentoya sunulsa, üniversiteler tarafından bir nasıl olur? Yani bir birey olarak, bir Türk vatandaşı olarak tabii hala içimiz acıyor, sızlıyor bu deprem bölgesinde. Akrabamız olmasa da tanıdıklarımızı kaybettik. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlar vefat etti. Bir de bir şey ekleyeyim. Ben aynı zamanda memur senin beşte temsilcisiyim. Beş misyonumuz var burada. Tüm memur arkadaşların temsilcisi olarak 2011'den bu yana görev yapıyorum. Çalıştayımız vardı. Ankara'da ayın 4'ünde 5'inde toplandık. 6. sabahı çalıştayımız olacaktı. Ve üst düzey toplantılarımız, görüşmelerimiz olacaktı bakanlarımızla. O gün deprem yaşandı maalesef ve biz çalıştayımız da yarım kaldı. Genel merkezde toplandık. 25 ülkeden temsilci olarak bir araya gelmiştik. Hemen bölgeye ne yapılabilir? Bununla alakalı genel başkanımız Sayın Yusuf Yazgan Konfederasyon Başkanımız Ali Yasin Bey ile toplantı yaptık. Tabii ciddi anlamda da bir bağış yapıldı. Onun dışında
Yöneticilerimiz bölgelere dağıldılar. Giderken eli boş gitmediler. Onunla ilgili hızlı bir şekilde battaniye ve ısıtma gibi işte gıda yardımı, ilaç, acil ihtiyaçlar var. Bunlar tedarik Evet. edildi. Bu sivil toplum örgütlerinin tamamına böyle bir sorumluluk verilebilir mi? Yani memur senin, genç memur sen şeyinde bir şeyimiz var. Kurtarma ekibi, yani afet durumunda, yangın durumunda müdahale edebilecek eğitimli genç üye arkadaşlarımızdan seçilmiş gönüllülük esasıyla böyle bir ekip de var. Bunlar da deprem bölgesine gittiler. Faydalı hizmetler yaptılar hocam. Bu bütün mesela bir kanunla oluşabilecek derneklere ek bir sorumluluk bu şekilde verilebilir mi acaba? Sorun bu kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Murat Hocam, süremizi aslında bir hayli açtık. İstersen çok çok kısaca söylemek istediğim şeyler varsa onları söyleyelim. Yani planlanabilir, organize edilebilir. Yani işte sendikalar için, dernekler için, meslek örgütleri, ticaret odaları vesaire pek çok kurum kuruluş için bunu yapmak mümkün. Özel sektörde de bazı örnekler var. Arama kurtarma ekipleri oluşturan uzun yıllardır İşte öncelikle kendi iş yerleri, üretim sahaları için olmak üzere sosyal fayda sağlayan yapılanmalar var. Tabii bunun hukuki düzenlemeleri yapılabilir. Bunlar bir imkan dahilinde bu işte karar vericilerin harekete geçmesi ve sivil toplumda buna karşılık vermesiyle mümkün olabilir diyeyim. Evet, gerçekten 2 saati doldurduk. Dinleyicilerimizin de sabrını çok zorlamayalım. Çok teşekkür ederim Aykut Hocam ve Mustafa Hocam, davetiniz ve paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Dinleyicilere de sabırları için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Çok çok teşekkürler Murat Hocam. Katılımınız ve ayrıntılı bilgilendirmeniz için, yorumlarınız için. Katılımcılara da, dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Hocam, ilk oturumu bu şekilde kapatıyoruz. Gelecek toplantıda sosyolojik bir bakış açısından konuya yaklaşacağız. Daha farklı aşamasında depremlerin. Dolayısıyla o güne kadar bir dinlenelim. Yeni fikirler, yeni işte enformasyonla beslenip bakalım o söyleşte neler öğreneceğiz. Onlar için hazırlık yapalım. Hepinize çok çok teşekkürler katılımlarınız için. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Sağlıklı, mutlu günler.